Düşmediniz herhalde. Umut düştünüz mü? Düştük Duygu? hocam. Düştünüz mü? Düştük, geri bağlandık hemen aynı linkten. Allah Allah. Ya düşme geçen benim Unut mikrofon kapalı. Benim 4 yaşında torun var. Ben de konuşuyorum ya. Evet öyle yapıyorum. Benim 4 yaşında torun var. Hocası ders yapmaya başladı. Şimdi 4 yaşında çocuklar var internette. Zoom'dan ders yapıyorlar. O muhabbeti görün. Süper oluyor. Ondan sonra hocası ara sıra düşüyor. Ama bunlar şeyi devam ettiriyor. Bunlarınki düşmüyor. Hoca kayboluyor bir anda. İnternetini de kesiyormuş. Hoca kayboluyor gidiyor. Sınıf bir anda bir karışıyor. Allah hoca çocuklar hoca gitti. Hoca gitti diye bir muhabbete başlıyorlar. Siz niye düştünüz anlamadım. Onlar düşmesi niye düşüyoruz? Hocam siz yayını kapatıp çıkıyorsunuz herhalde ondan. Aynen. Yani hostu başka birine çevirirseniz Yok etmedim. Şimdi anladım. Ben hani oturumu bitir deyip çıktım. Kapatıp çıksaydım olmayacaktı herhalde. Dedim doğru. Direkt öldürüp çıksaydım olmayacaktı. Elektrik kesintisi, internet kesintisi olsaydı. Ben çıkar şimdi düzeldi. Oturumu bitir deyip çıktım ben. Meetingi bitir diye çıktım ben. Tamam doğru. Evet şimdi düzelmiş. Şu problem üzerine başlamıştık. Bizim gaz türbinimiz vardı. Bu rekuperatörü biz nereye koyuyorduk? Kompresör çıkışına koyuyorduk değil mi? Kompresör çıkışımız var şurada. Akışkanı buradan girdik, sıkıştırdık. Yoğunluk arttı, çıktı. Ondan sonra bir yanma odasına geldik. Ondan sonra ne yapacağız biz bunu? Türbinde genleştireceğiz. Türbine girdik. Genleştirdik. Hacmimiz genişledi. Yoğunluğumuz düştü. Hızımız arttı. Kestimiz büyüdü. Derken çıktık. Buradaki egzoz gazını artık ne yapmıyoruz biz? Atmıyoruz. Green enerji diyelim. Bunu alıyoruz, götürüyoruz. Nerelere bir yere? Şuraya bir yere götürüyoruz diyelim. Şurada yanma odasının önüne bir tane ısı değişkeci ekleyip şöyle diyelim. Şuradan girdi çıktı. Egzoz gazı buradan girdi. Buradan çıktı. Egzoz gazının giriş şeysi basıncı düşük. Düşük basınçlı yüksek sıcaklık akışkanımız var. Kompresörde ise ne var? Yüksek basınçlı düşük sıcaklık deneyimiz var bizim. Akışkanımız var. Hangisinin yoğunluğu daha yüksek? Şu yapılardan mı geçen hafta bahsetmiştik? Şu gördüğümüz yapıları iki tarafta da aynısını seçelim mi? İki tarafta aynı yapıyı seçersek aynı alanı iki tarafı da tutarsak olmaz. Niye olmaz? Bir yerdeki yoğunluğumuzla o kompresör çıkışındaki yoğunluğumuzla egzoz çıkışındaki yoğunluğumuz nedir? Farklıdır. Eğer alanlarımız aynı tutarsak bu sefer ne olacaktır? Kompresörden gelen akışkanın hızı daha düşük. Egzozdan gelen akışkanın hızı daha yüksek olacaktır. Bu da ısı taşınımlarını dengesiz hale getirir. Yani ikisinde aynı yapıyı kullanırsam kompresörden gelen akışkan daha yavaş hızlı akacak. Egzozdan gelen akışkan daha hızlı akacak. Birinin ısı taşınım kapasitesi diğerine göre çok daha yüksek olacak. Yani çok da yüksek olmasının bir anlamı kalmayacak. Çünkü ne olacak burada? Dengesiz bir durum olacak. Biz bu ısı taşınım kapasitelerini dengelemek için hızlarımızdan atmak isteriz biz. Şuraya R conduction diyelim. Bu şuradaki H'ları dengelebilmek için hızlarımızı ve alanlarımızı 3 aşağı 5 yukarı yani farklılaştırıyoruz ki hızlarımızı arttırıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz ki şeylerimiz aynı olsun. Renosalarımız, mertebe olarak birbirine yakın olsun. Isıl taşınım dirençleri arasında ciddi bir fark oluşmasın. Amacıyla burada kullandığımız yapıyla burada kullandığımız yapıyı bu durumlarda aynı kullanmamamız iyi olur. Aynı yapıyı kullanırsak hoş olmaz. Ama siz bir havalandırma sistemi yapıyorsunuz. Odanızdaki havayı dışarı atacaksınız. Size havayı dışarı atarken dışarıdan da taze hava alacaksınız. Yani bunun üzerine şuraya bir ısı geri kazanım diye bir cihaz yerleştireceksiniz. Burada yoğunluk farkı yok. Dışarıdan aldığınız havanın miktarıyla içeriden hava aldığınız miktarın hemen hemen ne olacaktır? Birbirine yakın olacaktır. Talebinize göre değişebilir. İçeride pozitif basınç istiyorsanız daha az hava atar, daha fazla hava alırsınız içeriye. Negatif basınç istiyorsanız bu sefer tersi. Daha fazla dışarıya hava atar, içeriye daha az hava alırsanız içeride ne olur? Negatif olur. Ama 3 aşağı 5 yukarı bunlar birbirine yakındır.
yoğunlukları da birbirine yakın. Bu durumlarda her iki tarafta aynı yapıyı kullanmanızda fayda var. Çünkü bir daha farklı farklı yapıp üretimi zorlaştırmanın, maliyetleri artırmanın bir anlamı yoktur. Ama bu gibi uygulamalarda, gaz türbini gibi uygulamalarda yoğunlukların ve akışkanın işte heat kapasitesi bilmem ne farklı olduğu durumlarda biz aynı yapıyı her iki taraf için kullanmayız. Hoş olmaz. Şimdi burada verilenler verilmiş, neler verilmiş? Bize işte bunun kapasitesi, şarjörümüzün gücü verilmişti. Orada gösterilmiş demiş. Kor geometri görüyoruz. Gaz türbin rejeneratör. İşte ne kadarlık? 3.7 megawattlık. Bayağı büyük bir şey. Ciddi büyük bir şey. Gaz türbini. Büyük bir ihtimalle bu enerji, elektrik enerjisi plantına ait bir değerdir. Bir şeydir. Santraldir. Zaten uçaklarda bunu yapma imkanımız yok. Ağırlık şeyimiz yok. Uçak türbinleri genelde çıplaktır, yalandır. Böyle bir geri kazanımdır, şudur budur. Yani saçmalık olur, aptallık olur. Uçaktaki egzoz gazını al, bir de oraya şey getir. Bu ısı geri kazanım cihazını getir derken o olmaz, anlamı olmaz. Ama yer istasyonlarında, plantlarda bunları ne yapıyoruz? Biz enerji üretim şeylerinde, enerji dönüşüm, üretim demeyelim, dönüşüm plantlarında bunları kullanıyoruz. Operation condition, yani heat transfer, surface specified as below. Çalışma şartlarımız bir air flow rate dediğimiz bizim neresi? Kompresörden çıkan kısım. Gaz site dediğimizde türbinden çıkıp yanmış gazları bulunduran kısımdır içerisinde. Debisi saniyede 24 kilogram bölü saniye. Ne demek 24 kilogram bölü saniye? Bir de bu sıkıştırılmış tabii. Uf, bayağı büyük. Atmosfer basınçla genişlediğiniz zaman daha da küçük olacak, büyüyecek. Bu ne demektir 24 kilogram bölü saniye? Debisi hocam. Yani ne demek bu? Kütlesel debi demek hocam. Kütlesel debi demek hani eğer yoğunluğu bir olsaydı bu bir de sıkıştırılmış. Hani atmosfer basıncında ki bir gazı ben 24 kilogram bölü saniye hava debisine çekiyor olsaydım ne yapacaktım? Sizin odak, bulunduğunuz oda kaç metreküp? Yani yoğunluğu da işin içine koyarsanız normal bir çalışma odası, siz işte bulunduğunuz odanın hacmi kadar havayı bir saniyede içeri kutluya çekiyorsunuz. 50-60 metreküp falan. Yani onu bir de şey düşünün. Bir de bu sıkıştırılmış yoğunluk 2-3 kat sıkıştırma oranı nedir? Bunu 7 falandır herhalde. Yani yoğunluğun 7 kat arttığını düşünün. Bunu 7 ile falan büyüyor. Yani bir oda havanın pat diye içeri bir anda ne yapılmasıdır? Çekilmesidir. Bayağı büyük bir kapasite. Bayağı büyük bir debi. Şey için, havalı bir ısı değişikliği için bayağı büyük bir değer diyelim. Yani akışkanımız gaz için bayağı büyük bir değer. Evet şimdi ben buradaki nem birlik bunu biz dikkate almayacağız. Şu anda. Kural varmış gibi devam edeceğiz. Sınıflarda falan bunu dikkate almayacaksınız. Nemli hava diyaramını gördünüz mü siz? Psikometrik diyaramı. Soğutmada gördük hocam da. Gördük. Psikometrik diyaramı. Kural var, nemli hava biliyor musunuz? Hocam. Özgünden şey ne bir şey biliyor musunuz? Hangi derste gördünüz lan? Şaşırdım. Soğutmada gördük hocam. Özgünden tablosunun en sonundaki değer değil miydi? İlhan Bey'in dersinde mi? Evet. Şeydi nemli havada kırımı da gösteriyordu. O ikinci dönem ders değil mi ya? Hocam gördünüz, soğutmada gördünüz. Soğuk hava deposu yaparken kullandık. Öyle onu çok kısmı, ağır zaman, kullanmadık ama yani. O zaman ikinci dönem daha şey göreceksiniz o klima derslerinde. Onun üzerine şey havalandırma şey yaptı. Oradaki işte özgünlenler bilmem neler. Onlara şimdilik girmeyeceğiz biz. Yakıt hava oranımız buymuş. Yani şöyle söyleyeyim. 1 kilogram yakıt için eğer ne kadar şey girmiş okuyun bana bir. 0.0 veya 15 bölü 1000 mi bu? Evet. Evet. 15 bölü 1000. Şu 15 kilogram yakıt yakmak için ben içeri ne kadar hava göndermişim? 1000 kilogram ne göndermişim? Hava göndermişim. Atmosferden yoğunluğu bir kabul edersem 1000 metreküplük ne çekmişim ben? Hava çekmişim. Değerler bayağı büyük. Ve bunları biz yapıyoruz. Ondan sonra geldik. Bu değerler var. Yakıt oranları bunları vermiş. Bunları dikkate almayacağız biz şu anda derste. Hava tarafı operation condition'ımız buydu. Ya, basıncımız falan nerede vermiş diye vermesi lazımdı. Pressure'ı görüyor musunuz? İleriden hocam mi? En aşağıda ikinci. Aynen. Tamam.
Air Site'de şu yapıyı kullanmış. 3/8 6.06. Onun sayfasını bir bulun ya. Neredeydi bunun geometri? Giriş basıncı 9 bar. Sıkıştırma oranı 9'muş. Bayağı büyük bir şey. Bayağı büyük bu oran şey için. Gastronomiler için. Giriş basıncı şey, giriş sıcaklığı da 400 şey, hava tarafı içinde neymiş? 448, yani kompresör çıkışında akışkanımız kaç dereceye kadar ısınıyormuş? 448 Fahrenheit. Kaç Celsius? Ha, 175 derece evet. Kompresör çıkışında yüksek sıkıştırma oranından olsa gerek. Akışkanımız kaç dereceye kadar ısıtılıyor? 175 dereceye kadar ısıtılıyormuş. 200 derece falan. Evet, gaz sahitine geldik. Gaz sahitine kullandığımız yapı bu. Bunun amacı, sebebi nedir? Akışkanımız yoğunlukları farklı. Dolayısıyla aynı yapıyı her iki tarafta kullansaydım baştan verimsiz bir etkinliği düşük bir şarjör tasarlayacaktım. Onun için yoğunluğu yüksek taraf neyse şurası. Burada daha küçük kanal kesitlerinde geometri belirli. Burada daha geniş kanal kesitlerinde hava debim yüksek çünkü hacimsel debim yüksek burada. Buradaki hacimsel debim daha yüksek olduğu için kütlesel debiler gerçi yakındır birbirine kütle olarak baktığımız zaman hacimsel debiler fark eder. Hacimsel debiler burada çok büyük olduğu için burada daha geniş kanallardan akıtmam lazım ki burada hızları ne yapayım ben birbirine göre dengeli olsunlar. Hem de çok yüksek bir basınç düşüşüyle karşılaşıp kaşlara kendime göz çıkartmayayım. Giriş basıncım buymuş. Ondan sonra gaz tarafı atmosfer basıncında hemen hemen neredeyse. Atmosfer basıncının biraz üstünde. Ondan sonra atmosfer basıncı olsa zaten atmosfer şeyi atamam. Oradaki egzozdaki gazı atmosfere atamam. Orada kalır. Egzoz çıkışında yapışır kalır. Giriş sıcaklığı da neymiş bizim? 400 yani 1200 pardon. 430 şey. Egzoz çıkışındaki şey, türbin çıkışındaki sıcaklığımız da 430 Celsius. Santigrat dereceymiş. Bayağı büyük. Eğer bu ısı geri kazanı cihazını kullanmasaydı ben bu enerjiyi unutacaktım. Atmosfere atıp gidecektim. Şimdi bunu kullanarak sistem çevriminde, veriminde üzerinde ne yapıyoruz biz? Ciddi bir şey yapıyoruz. Bu tip hesaplamalarda şurada bir şey vermiş bize. Yapacağımız işlemleri adım adım vermiş, saymış. Steps analyze by determination of the following şey demiş, faktör demiş. Buradaki böyle hesaplamada şu stepleri aynen takip edin. Bir yüzeylerinizi belirleyin önce. Hangi, nerede ne yüzey kullanıyorum onun kararını verin. Hani son karar olmaz elbette. Ama bir tane yüzeyden başlayın. Şöyle bir yüzey olsaydı, şöyle bir geometri seçseydim ne olurdu deyin. Daha sonra o hesaplarınızı başka yüzeyler içinde tekrar edersiniz. En baştan ben onu seçeyim, bunu seçeyim demeyin. Herhangi bir yüzeyi seçin, hesaplarınızı bitirin. Elinizde bir sonuç olsun. Daha sonra acaba şu daha mı iyi olurdu diye şüphelendiğiniz yüzeylerinize gidin. Onları deneyin. Aradaki sonuçlara bakın. Hangisinde daha fazla yüzey kullanılacak? Hangisinin data TB'si daha, basınç düşüşü daha fazla? Onları mukayese eder. Orada bir optimizasyona gidersiniz ama en başta hangisini seçeyim diye şey yapmayın, kara kara düşünmeyin. Yani akışkanınız şey taşımıyorsa, ne diyelim, partikül toz taşımıyorsa, akışkanın yön çevirmesinden, ne bileyim, resirküle etmesinden, boundary layer'ları başlatıp yeniden şey yapmaktan kaçınmayın. Geometriler kullanın, ısı taşım kalsiyonu yüksek olsun. Akışkanınız içinde partikül taşıyorsa, ikide bir temizlemeniz gerekecekse, o zaman daha düz, daha smooth yüzeyler kullanın. Hem toz partikül birikimi olmaz. Hem de temizlemeniz gerekirse, dümdüz kalın içerisindeki partikülleri daha kolay dökersiniz. Dışarıdan ne bileyim işte bir cisimle, şununla, bununla. Ama işte eğri büğrü, kargaşık, böyle yüzeyler içerisindeki partikülleri dökmek daha zordur deyip yolumuza devam edelim. Ondan sonra heat transfer ve free flow area'larını hesaplıyoruz. Akışkanların sıcaklıkları belli olduktan sonra surface işte şey, şunu bence şey en başa alın. Buna uymayalım biz. Ondan sonra Reynolds number'larını belirliyoruz. Daha sonra şimdi Nusselt number'ın neydi eşdeğeri neydi? Eşdeğeri demeyelim. Eşdeğeri demeyelim. Neydi eşdeğeri? Neyse. Hani ilaç veriyorlar ya bana. Bu da bunu şeysi diyorlar. Ben aile geçtim. Ben buna genet kim hocam? Yok yok. Benzer ilaçlar ne diyorduk biz? Birbirine benzeri ana etken maddesi aynı. Muadil. Muadil.
diyelim. Bu da bunun muadili, müsafınlanmanın şeysi var diyelim. Bir muadili var. Gerçi bu şey demektir. Reynolds number ve müsafınlanmanın şey yapılmıştır. Şey, rahil aç sayısı gibidir. İkisinin çarpımıydı zannedersem. Hem Reynolds number var bunun içerisinde, hem de şey var, müsafınlanmanın beraber İstanbul number. Buradan gidiyorum, ben şeyi buluyorum şimdi. Istaşın kastesini standart sayı. Elindeki grafikler böyle verilmiş. Reynolds number'larını bu belirledikten sonra işte standart sayısını buluyorum. Oradan Istaşın kastesini belirliyorum. Ondan sonra fin hesaplarını yapıyorum. Surface effectiveness'lerini yapıyorum. Ondan sonra overall coefficient of heat transfer, overall K'yı hesaplıyorum, O'yu hesaplıyorum. Ondan sonra hangi metodu kullanıyorsam, İşte data TM etkinlik yöntemi ya da N2 yöntemi, ona göre eşarjörümün etkinliği ya da kapasitelerini belirliyorum. Yüzey alanını belirliyorum. Isı hesaplarını bitiriyorum. Ondan sonra da basınç düşüşlerini ne yapıyorum? Ben hesaplıyorum. Evet, şimdi ne yapacağız biz? Yolumuza başlayacağız. Bizim seçtiğimiz şeyler şunlar. Bu kitabımızda bunları seçmiş. Şu yüzeylerin hangi sayfalarda olduğunu bana bulabilir misiniz? Bir kişi 3/8 6.06'yı bulsun. Bir kişi geometrilerini görelim önce. 11.1 olsun. Bu ben hangi sayfadayım? 323'teyim. Şunu bir yere bir yazayım ben. Kalem yapayım. Hocam, o direkt tabloları mı istiyorsunuz? Hani vardı ya. Geometriler vardı ya, geometriler. Tablolara daha sonra bakacağız. Hani seçecektik ya, şu geometri seçecektik. Onlara bakıyorum. Evet, 323'teyim. Beraber bir gidelim bakalım. Neredeydi onlar? İleride miydi? Geometriler nerede bilmiştim? Hocam 3/8 6.06'nın geometrisi PDF'de 190. sayfa. Eğer 190. aynı şeyi kullanıyorsak. Evet, aynı. Bunlardan 3/8. Solda hocam. Soldan şu. İkinci. Yok, bu A bu. Biz onu neyi arıyorduk ki? Ha, şu. 3/8 6.06 değil mi bu? Oradaki. Evet. Evet, bunu gaz tarafında kullanmış. Ondan sonra bir yapı bunu kullanmış, tamam. Ve kanal tarafında bunu kullanıyor. Ondan sonra diğeri deydi, 11.1 miydi diğeri de? Diğeri de 11.1'di herhalde. 11.1 nerede? 11.1'i buluyorum ama hep 1/4 falan yazıyor başında. Yok, 11.1 aynısını bulmamız lazım. Ha, şuydu herhalde, 11.1 şu herhalde. Sadece 11.1 miydi o? Evet, sadece 11.1'di hocam. Evet, 11.1'de sayfa 188'de PDF'te. Şurada verilmiş. Şu yapıyı kullanmış gördüğünüz gibi. Bunun play spacing'i 0.25 inç. Bu daha geniş herhalde. Bu yoğunluğu düşük olan için kullandı herhalde bunu. Bakayım bir. Öbürkünün play spacing'i neydi? Bir sayfa aşağıda hocam. Yo, bu da aynıymış. Bu da 0.25. O da mı 0.25'ti? Evet. Aynı spacing. O zaman bu daha şey, kanat yapısı bunu daha sıktı bir tanesinin. Hocam biri daha sıkı. Evet, şey yapıyor, daha sıkıdır. Evet, ona göre şey yaptı. İki tarafı için. Bir yapı bunu kullandı, bir yapı bu kullandı. Siz bir sürü var. Bunu mu kullanacağım, bunu mu kullanacağım? Bir tanesinden başlayın. Hangisinden başlarsanız başlayın. Bir tanesinden başlayın. Bunlar da akışkanı hem şey yapıyor, yön değiştirmeye zorlanıyor ve aynı zamanda sınır tabakayı yeniden başlatıyor. Bunun böyle devam ettirmemiş, devam ettirseydi ne olacaktı? Filetten biliyoruz. Girişte ısıtaşın kastıları yüksekliği ilerledikçe düşüyordu. Bunda ise o şeyi parça parça yapıyor. Şurada bir sınır tabaka gelişti, ondan sonra burada bir daha gelişiyor, burada bir daha gelişiyor, bir daha gelişiyor. Yani akışı sürekli olarak şey yapıyor, çalkalıyor, yön değiştiriyor. Karıştırmaya zorluyor. Dolayısıyla ısıtaşın kastayısını artırmaya zorlayan şeyler bunlar, yapılar. Parça parça yapmamızın sebebi de akışı karıştırarak şey yapmak, sınır tabakayı iç yapmak, tazelemek. Evet, kaldığımız yer 323'teydi. Bu neredeydi? 189'daymış bu. Şuraya yazayım ben, 189 diye. 323. 323'e bittim. Evet. Hangi tarafta neyi kullanmıştı? Airside'da. Ki Airside yüksek basınçlıydı. Şunu kullanmış. Daha komplike yapıyor herhalde. Bunun şeysi daha yüksek.
Hava tarafındaysa, pardon, gaz tarafındaysa, egzoz gazların tarafındaysa akışkanımızın yoğunluğu daha düşük. Hacimsel debi daha yüksek. Orada bu yapıyı kullanmış. Şimdi yapacağımız şey bir kere hangisini kullanıyorsak, hangisini kullanırsak kullanın. Şu seçimi yapıyorsunuz. Çok düşünmüyorsunuz. Düşünün, ilerideki tecrübeyle beraber gelişebilir. Bir yapıyı seçtiniz. Ondan sonra hemen ne yapıyorsunuz? O tablolara gidiyorsunuz. Yani tablo vermişti. O kaçın sayfada tablolar? 189'un üstlerine gidelim. 188. Geometrileri verdik. Tabloları da nerede vermişti? Listeler vermişti ya, bunlar özellikleri taşıyordu. PDF'de 177'de hocam. 6.06'nın. 177'de. Evet. Evet. Bu Plainfield değil mi bu? Plainfield, evet. Plainfield Heat Exchanger'dan gidiyoruz. Tablolara gidiyoruz. Ondan sonra bunların şu geometrik değerlerini tek tek alıyorsunuz. İşte neymiş? 11.1'in plate spacing, plakalar arasındaki uzaklık. 6.35 milimetre. Ondan sonra geldik. 1 inçteki fin sayısı 11.1. Hidrolik diameter çarpı 4RH eşittir neymiş? Şuradan şu verilen değer neyse. Bu geometrileri ne yapıyorsunuz? Hemen sınav kağıdınıza ya da çalışacağınız yere bir değişken atıyorsunuz. Bunlar lazım size. Fin thickness'ınız bu. Ondan sonra bunda 11 tane fin var. Diğerinde 3 tane fin var. Diğerindeki fin sayısı daha yoğun. Yüksek yoğunluk akışkanının şeysi daha yüksek. Daha az kest alanı. Evet, flow length neymiş? 63 bilmem ne. Bunlar lazım bize. Bunları hep tek tek alıyorsunuz. Ondan sonra ne lazım bize? Heat transfer area, böyle volume between the plates. O da işte şu kadarmış. Bunu alıyoruz. Ondan sonra fin area bölü total area, o da ne kadarmış? %75'i. Hacim, ısı transfer yüzeyindeki, yani bizim ıslak yüzeyimizin %76'sı neymiş? Fin area'nın, yani %76'sı neymiş bizim şeyimiş, fin area arayamızmış. Bu değerleri alıyoruz, kağıdımıza taşıyoruz buradan. Yani hidrolik çap nedir diye hesap yapmıyoruz. Diğeri de neydi? 306'ydı. Ha şuydu. Buradan da baktığımız zaman bir içteki fin sayısı burada neymiş? 6.06 deyip bu değerleri de ne yapıyoruz? Buradan okuyup devam edip gidiyoruz. Evet, bunları da taşıdık. Yapacağımız şeyler bunlar. Burası kaçıncı sayfada? 177. Belki gelmemiz gerekebilir. 323'e gidelim. 323'teyiz. Ondan sonra geldik. Bunları aldık. Bu değerleri getirdik buraya. Tablolara kendimiz yazdınız. Ondan sonra başlıyoruz. Şimdi bundan önce sizin şeyiniz belli. Eşanjörünüzde gidebileriniz belli. Yapacağınız şey neler belli? Şuradaki hava debileriniz belli. Yani size bunlar bir şekilde verilmiştir. Patron ya verdi, ya müşteri verdi ya da işte sistem verdi, çevrim verdi, bilmem ne verdi. Buradaki debi ve buradaki debiniz belli. Bu debileriniz belli. Bu debiler, verilen debi, hacimsel debiler üzerinden konuşuyoruz tabii. Bu hacimsel debileri dikkate alarak siz ne yapacaksınız? Şuradan bir kest alan, 3 aşağı 5 yukarı. Şeyiniz de belli. Hani diyelim ki bir klima kanalından konuşuyoruz biz. Ben buraya şeyi getireceğim. Buradaki havayı bir boş kanaldan getireceğim buraya. Böyle bir boş kanalda getirdim, bağladım. Bu kanalın ebatları da belli. Niye belli? Çünkü bu kanal içerisinde ben akışkanı akıtıyorum. Zaten gidiyor burada bir. Bunun içerisinde. Şuradaki hızlar 3 aşağı 5 yukarı bize verilmiştir. Bu hızlar işte hangi mertebelerdir? Onlar şeyde tavsiye edilen hızlar vardır kitabınızda bakarsanız. Şu eşanjörlerde bu kanallarda bu diye. Şu hızlarımız bize önerilen hızlar bellidir. İşte hava hızlarında ben bunu 10-15-20 metre bölü saniyelere kadar ne yapabilirim? Çıkartabilirim. Hızın yüksek olması iyidir. Hız taşınımınızı artırır ama kötüdür. Delta P'lerinizi de arttırır. Orada bir denge kurmanız lazım. Bir kere yapıp üretmemeniz lazım. Birkaç defa farklı hız için bunu deneyip ona göre bir optimize edip ona göre yapmanız gerekiyor. Sistemin tasarımını sonlandırmanız gerekiyor. Bir hız öngörüsünde bulunup şuradaki V'yi kabul edip ondan sonra ne yapıyorsunuz? Kütlesel debiniz, hacimsel debiniz belliydi. Ve volümetrik hacimsel debi diyelim belliydi. A çarpı önerilen hızdan
veya tahmin edilen hızdan kendinize ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz, önce bir kesit buluyorsunuz. Benim şu kesitin izin şeklini buluyorsunuz. Şu ebatlarda olsun diyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz diğer akışkana. Şu akışkanın akacağı kesiti 3 aşağı 5 yukarı ne yaptınız burada? Belirlediniz. Ondan sonra geliyorsunuz, şu değil, bu yanlış yere götürdük herhalde. Ondan sonra geliyorsunuz diğer akışkan için. Onun için de bir hız belirliyorsunuz. Yani hızlarınızı 3 aşağı 5 yukarı aynı tutun. Giren hızlarınız falan şey çıksın, benzer çıksın. Hidrolik çaplar da önemlidir orada. Aralarında ona göre bir ilişki kurun. Ondan sonra geldik. Buradan da ben hacimsel debim belli diğer akışkan içinde. Buradan da ne yapıyorum ben? Bir hız kabul ediyorum ve kabul diyelim. Oradan da bir alan hesaplıyorum. Bu alanla da getiriyorum şuradaki diğer kesitteki alanı elde etmiş oluyorum. Ve dolayısıyla benim nelerim kesinleşmiş oluyor ısı değişkecimin. Bir kere şu yükseklik kesinleşmiş oluyor. Ondan sonra her iki akışkan debisi şu kenarı kullanacak. Ondan sonra şu boyu artık, yani şu ortak kenar uzunluğunu belirledikten sonra şurayı belirliyorum. Şu kadar olsun diyorum. 3 aşağı 5 yukarı buradan bir kabul yapıyorum. Ondan sonra buradaki alana bağlı olarak şu uzunluğu belirliyorum. Buradaki alan bana şuradaki kenar uzunluğunu veriyor. Buradaki alan da bana şuradaki kenar uzunluğunu veriyor. Buradaki kenar uzunluğunu veriyor. Ve ben eşarj yönümün işte nasıl bir yapıya büründüğünü ne yapıyorum ben? 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum. Şunu dikkat edin bunu verirken, şu eşarj yön, sizin buradaki hızınızı biliyorsanız, boş kanaldaki hızınızı biliyorsanız, free flow velocity'sini biliyorsanız, yani hiçbir engel yok, boş bir kanalda akıyor ve free diyelim, free flow velocity diyelim. Bunu biliyorsanız, akışkanınız eşarj yöne girince, şu gövdenin içerisine girince ne yapacaktır? Kesit yaklaşık olarak %50 daralma olacağı için, yani %50'dir. Biraz aşağıda, biraz üstündedir. Yaklaşık 50-50'dir diyelim. Kestiğimiz %50, en azından %50 civarlarında daralma yapacağı için akışkanımız bu kanallar içerisinde hızı neredeyse ikincisinde çıkacaktır. Belki de geçebilir. Yoğunluk değişimi varsa o da geçebilir. Isınma akışkan için geçebilir. Şu boş kesitteki akışkan hızımız boşayı içerisinde ikincisinde çıkacaktır. İki katı çıkacaktır. Bu bazı durumlarda müsaade edilebilir. Ne bileyim ben bunları da kullanıyorum. İşte evinizde, iş yerinizde, kütüphanede, orada burada bir ısı geri kazanım cihazı koydunuz. Orada ne yapmak istiyorsunuz? Egzoz gazlarıyla içeriye aldığınız havayı ısıtacaksınız. Onun içerisinde hızı çok, işte hızı bir de ani olarak hızlandırırsanız orada ses, mes gibi bir sürü gürültüyle karşılaşabilirsiniz. Ve yüksek hızla akıtmak isterseniz o ses de bu hava ile beraber daha sizin tepenize kadar gelir. Hava içerisinde, oradaki taşan hava içerisinde taşınarak, yani bir elektrik kablosu gibi. O ses oradaki akışkan tarafından taşınarak da sizin tepenize kadar üflenir. Öyle hallerde, öyle durumlar söz konusuysa bu şey içerisindeki, eşarjör içerisindeki, heat cube içerisindeki hızları çok yüksek seçmeyin. Onları düşürün. 5-10 metre bölü saniyede ne yapmasın? Geçmesin. Ama sanayideki bir uygulamam var, türbinim var, bilmem neyim var. Orada sesinmesin artık çok önemli değildir. Çünkü türbini çıkartacağız. Ses bulunduğu çok çok daha üstündedir. O tip yerlerde sizi sınırlayacak olan şey delta P'dir. Çünkü ne yaptım ben? Delta P'yi çok arttırırsam türbinden çıkan gazı eşarjörden geçirmek için ne yapmam gerekiyor? Ekstra bir daha bir bedel ödemem gerekiyor. Oradan da iş kaybetmem gerekiyor. Sizi sınırlayacak olan basınç düşüşüdür. Basınç düşüşünü çok arttırmadığınız sürece buradaki şeyleri ne yapabilirsiniz? Siz artırabilirsiniz. Tamam. Hacimsel debileri dikkate alarak şu şeyin ana boyutu, ilk önce şu boyutu belirleyin. Ondan sonra daha sonra bunu ne yaparsınız? Şu ortak boyutu seçin kendiniz. Şu olsun, bu olsun deyin. Ondan sonra şu ortak boyutu belirledikten sonra şu akışkan debisine göre burası, bu akışkan debisine göre de şu uzunluğu belirleyerek eşarjörünüzün geometrisi ne yapacaktır? 3 aşağı 5 yukarı çıkacaktır. Ama bunlar yaklaşık değerlerdir. Tamam mı? Bunları düzeltmeniz gerekecektir. Neye göre düzeltecek? Şimdi ben şu boyutları belirledim diyelim. Benim de bildiğime göre hızlarımı seçtim. Şu boyutları belirledim ben. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Şimdi air side için bir yapı seçtim. O yapı için şu plate spacing'i biliyorum. Plate thickness'i biliyorum. Bundan kaç tane koymam lazım benim buraya?
İşte bir şu diğer yapı var, bir bu var, bir diğer yapı var, bir bu var. İşte şu anda kaç tane yapı görüyorum? Ben burada 3 tane yapı görüyorum. 3 tane yapının tam olması lazım. Ben dedim ki burayı 1 metre seçtim. Ama baktım 3'e böldüm, bu ne oldu? 0 küsür geldi. Ya burada tafı 0 küsür de olmaz. Ne olması lazım? Ben gideceğim, seçtiğim eşarjör yapılarına göre buradaki yapı sayısının tam sayıyı seçip bunu yapmam gerekiyor. Oradaki şu L boyunu yeniden revize etmem gerekiyor. Şurası, şurası, şurası 30 santim çıktı diyelim. 3 tane çıktı. 3 çarpı 30 santim yaptı 90 santim. Ve ben 1 metre hesaplamıştım. Yok artık ya, ne olacaktır? Ya, yani şu bir hat beni geliştirse diyelim ki 30 santim, 3 santim çıktı diyelim. 3 santim çıktı diyelim burada. Sen bunu bir yapamazsın. 3, 6, 9, 10 santim genişliğinde diyemezsin şu yüksekliği. Ne yapmak zorundasın? Ya 9 demek zorundasın ya 12 demek zorundasın. Bu yuvarlamaları yapmanız gerekiyor. Oradaki geometriler de belli olduktan sonra. Evet, bu yuvarlamaları yaptınız. Bu düzeltmeleri yaptınız. Şu kenar uzunlukları kesinleşti artık. Yani ne kesinleşti? Benim şuradaki akışkanımın free flow area dediğimiz benim eşarjörüme girmeden ki aktığı boş kesit alanı. Şu eşanjörümün de burada aktığı kesit alanı. Onlar kesinleşti. Onları biliyorum artık. Bu da buradan akan kesit. Bunları biliyorum. Bunları biliyorsam şuradaki şeyleri falan tam sayı yaptım, yuvarladım. O eni boyumu şeyimi belirledim. Hızları kabul ettim. Ona göre ebatlarımı belirledim. Artık benim eşanjörümü ben hacmini hesaplayabilecek duruma geldim. Şu önemlidir. Hacmini hesaplayabilecek duruma geldim. Şimdi bunları hesaplarken bana bir plate spacing lazım. Bir plate var, plate thickness var. Bir de ne var? Şu yapıdan dolayı, seçtiğim yapıdan dolayı ne gelecek buraya? Bir tane plate thickness var. Ondan sonra bir işte başka bir yapı var. Diğer yapı var burada. Görmedim. Ondan sonra burada bir plate thickness'ım vardı. Şu yapıyı yerleştirdim buraya. Bu böyle katman katman gidiyor. Bize sadece ve sadece seçebileceğimiz et kalınlığı şuradaki plate'in thickness'ı. Biz sadece şu plate thickness'ı bunu A ile göstermişti herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Şurada kullanacağımız şu plaka kalınlığını biz sadece belirleyebiliyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Onu da bize niye bırakmış? Hani şuradaki akışkanla buradaki akışkan arasında bir basınç farkı varsa hani o basınç farkını dengeleyebilmek için sana ne vermiş orada? Sen buraya ona göre kalın malzeme seç diye. Ne şu aradaki plate spacing'i, plakalar arasındaki uzaklık, şunu B ile gösteriyoruz. Veya şuradaki film thickness'ı ya da şu film geometrisini hiçbir şey değiştirmiyorsunuz. Aldığınız yerde çizilen geometri neyse aynısını yapıyorsunuz. Film thickness'ınız da aynı olacak, her şey aynı olacak. Onu birebir ne yapıyorsunuz? Yapıyorsunuz, yapmakla mükellefsiniz. Tek bize bırakılan şey, hani bizim tek özgür olduğumuz yer var. A, plate thickness. Başka da bir şeyimiz yok. Tamam mı? Eşanjörümün ana boyutları belli. B plate spacing'i aldım, film thickness'ını aldım, bir inçteki film sayısını bilmem neyin aldım bana. Bunların hepsi hazır geldi. Şimdi ondan sonra yavaş yavaş başlıyorum ben hesaplarıma. Geliyorum. Frontal area hesaplıyorum. İşte frontal area, eşanjörümün önden baktığım alanlar. Kaç metreymiş? Birisi 2.09 metre, diğeri de 4.19 metre. Nereden seçtik? Biz bunları seçtik, yaptık işte. Birisi 4.19 olan şu gaz tarafıdır herhalde büyük ihtimalle. 2 metre olan da burasıdır. Neye göre seçtik? Şuradaki kenar uzunluklarına göre ne yapmıştık? Biz seçmiştik. Ona göre o alanları hesapladık. Tamam. Frontal area'yı seçtik. Hesapladık. Onu hacmini hesaplıyoruz. Seçtiğimiz geometrilerde eşanjörümüzün hacmi belli. O da belli. A plate thickness. Bunu sadece özgür olduğumuz yer burası. Bu kadar özgürlük bize yeter. Fazla özgürlük yaramaz. Sadece ve sadece bunu biz belirlemekle yükümlüyüz. Başka hiçbir şey değiştirmiyoruz. Bunu belirledik. Ondan sonra bir de malzememizi seçiyoruz. Ben bu plate'leri neyle yapacağım? Ya da şeyleri neyle yapacağım? Kanatçıkları neyle yapacağım? Onları seçiyoruz. Malzeme cinsini biz seçiyoruz. İşte ne yapmış? Bu çelik alaşımı kullanmış. K'sı şu olan çelik alaşımı kullanmış plate için. Ondan sonra geldim. Alfa dediğim şey. İlk transfer area bölü total hacim diyelim. Alfa 1, alfa 2 dediklerimiz bunlar bir nevi kompaktlıktır. Kompaktlığı sigma ile gösteriyoruz ama sigma eşarjörümüzün genel kom. Burada belki sigma için başka bir şey.
bu alfa dediğimiz kompaktlıktır. Alfa 1 ve alfa 2 diye iki tane şey yapmıştır. Çünkü biz iki tane geometri seçmiştik. Bir burada akışkanın birisi buradan akıyordu. Burada başka bir geometri vardı. Bir de nereden akıyordu? Hani akışkan böyle gidecek, şu kesitten gidecek. Bir de şu kesitten gidiyordu. Böyle. Şöyle bir geometrimiz vardı. O da buradan geçiyordu. Şimdi alfa 1 dediğimiz hangi tarafta? Burada 1 dediysek şu akışkanın geçtiği bölgedeki ısı transfer alanı bölü bu akışkanın geçtiği hacim. Bunu da biz hesaplamıyoruz. Şu geometriyi seçtiğimiz zaman bunlar biz hesaplanmış, verilmiş zaten. Seçtiğimiz geometride bu değerler var. Oradan bulacağız biz bunu. Direkt yok. Tam bize şey yapmışlar. Bize hani bir tane özgürlük vermişlerdi ya. Şu plate thickness'ı vermişlerdi ya. Orada biz özgürdük. Aslında direkt gidip tablodan bu değeri alabilirdik. Çünkü B1 dediğim benim şeyim. Benim birinci akışkan tarafındaki şeyim. Plate spacing'im. B2 dediğim de diğer akışkan tarafındaki plate spacing'im. Bu da işte diğer akışkanın aktığı taraftaki plate spacing'im. Bu da B1 birinci akışkan tarafındaki. Bir taraftaki yapı buysa öbür taraftaki yapı da ne bileyim başka bir şeydi. Ondan sonra beta 1 hangi tarafı istiyorsan, beta 1 dediğim benim buradaki kompaktlık oranım. Buradaki ısı transfer alanı böyle şeydi, hacimdi. Bana yukarılarda vermiş, tabloda almıştık bu diye hatırlasın. Tabloda verilmişti bize bu değer. Bir tek bana verilmeyen burada ne var? Şu plate thickness var, A var. Bundan dolayı bir de benim farklı yapılar seçmemden dolayı şu alfayı benim şey yapmam gerekiyor. Kendimin hesaplaması gerekiyor. Onu hesaplarken de bu formülü kullanacağım. A1 bölü B total. B total hesaplayabiliyorum. B1'i, B2'yi hesapladım. Bunlar bana verildi. A'yı seçtim. Beta 1 de verildi. Buradan işte beta 1 de verildi. O da tablodan aldım ben bunu da. Bakarsak şurada verilmişti bunların hepsi bize. Şu tabloda verilmişti. Heat transfer area bölü total volume. Bu işte birinci akışkan, bu da ikinci akışkan tarafı. Plate spacing'ler birinci akışkan, ikinci akışkan tarafı, onlar bize verildi. Bu değerleri kullanarak ben ne yapıyorum şimdi? Alfa 1'i birinci taraftaki kompaktlık oranını hesaplıyorum. Ne geçecek elime? Oradan şeyi bulacağım. Toplam hacim içerisindeki seçtiğim yapının ısı transfer alanını, ıslak yüzey alanını bulacağım. Toplam eşanjör hacim içerisindeki A1'i bulacağım. O da bana ileride lazım olacak. Alfa 1'i buldum. Şu verilenleri kullanarak alfayı hesapladım. Daha sonra şunlar biliniyordu. Burada da neyi hesapladım ben? A1'i hesapladım. Airside ve gas side için ayrı ayrı hesapladık. Airside'deki şeyimiz bizim kompaktlık oranımız 400. Gas side'deki kompaktlık oranımız da neymiş? 574. Komple düşünürsek ikisini toplayacağız. O da bizim ne yapıyor? 900 mi oluyor? Eşanjörümüzün içerisinde komple 1 metre küpte 974 metrekare ne oluyor? Isı transfer yüzeyi oluyor. Bunların ayrı ayrı yapmamızın sebebi ikisi de birbirinden ayrı, hesaplarımız iki tarafta ayrı düşüneceğiz çünkü. Taşının karşısında ayrı hesaplayacağız. Evet, alfalar hesaplandıktan sonra toplam hacmimiz belli. Oradan da ne yapıyoruz? Air side ve gas side'daki ısı transfer alanlarını hesaplıyoruz. Evet, kaç metrekare çıkmış? Kaç metrekare? Ev saatteki ısı transfer yüzey alanımız? 1500 hocam. 1,5 dönüm. Uf. Bayağı saat satmış adamlar. Burası 2 dönüm. Tabii bu plakanın 200'ünü düşünüyoruz. Yarıyı alın. Burada da ne var? Yani elinizdeki kağıdın iki tarafı da ısı transfer yüzey alanıdır. Yani gerçek tarafa gitmek için ne yapmamız gerekiyor? Kağıdın miktarına bakmak için. Burada bir dönümlük araziye sacı seriyorsunuz. Ondan sonra o sacı kıvırıp ne yapıyorsunuz? Bir metreküp içerisine yerleştirip oradan neyi buluyorsunuz? Siz o ısı değişkecini yapıyorsunuz. Meşakkatli işler. Bayağı malzeme satıyorsunuz. Bayağı karlı işler. Evet, bunları bulduk. Bunlar lazım bize. Bunları yazıyoruz bir kenara. Tamam mı? Ondan sonra geliyoruz. Şeyi bulacağız şimdi. Hızı bulmamız lazım. Reynolds sayısını bulmamız lazım. Reynolds sayısını bulabilmek için de sigma diye bir şeyimiz var. Giriş kesitteki şeyimiz bizim. Akışkanımız şurada şeyi var. İşte
yapılar var, böyle bilmem ne yapılar var. Boş kesitten geliyorduk. Ondan sonra boş kesitten gelirken burada şeye girdiğimiz zaman, eşancıra girdiğimiz zaman birden şey küçüldü. Akışkanın aktığı kesit alanı birden küçüldü. O bu demektir. Frontal area bölü, hangi tarafta giriyorsak, hangi akışkanın içine giriyorsak, orada akışkanın eşancördeki aktığı kesit alan. Bu da sigma eşittir alfa çarpı hidrolik çapla formülle verilmiş bize. Alfa'yı zaten yukarıda bulmuştuk. Hidrolik çapını da 4 katını almıştık. Oradaki işlemleri yaparak ne yapıyoruz biz buradan? Şeyi hesaplıyoruz. Neyi hesaplıyoruz? Sigma dağılma oranlarını hesaplıyoruz. Ondan sonra free flow area'lar, yani eşanjörün içerisindeki akışkanın serbest aktığı, akabildiği kesit alanı. Akamadık kesit alanında kanatçık gelmiş, plate gelmiş, bilmem ne yapmış, kesti ne yapmış, bize daraltmış. Onu bulmak istiyoruz. Şu frontal area times daralma miktarı sigma bize neyi verecektir? Free flow area'sını verecek. İkisini çarptığımız zaman da şunlar da bizim free flow area'larımız. Onları bulduk. Tamam. Ondan sonra ne yapıyoruz biz? Free flow area'yı bulduktan sonra geliyoruz. Şunları geçelim. Sınavda bunlarla şeyimiz olmayacak. Yani akışkanlığımızın fiziksel özelliklerini belirleyeceğiz. Burada bir tarafta şey var. Temiz hava var yüksek basınçta. Şimdi yüksek sıcaklıkta bir tarafta da ne var? Egzoz gazları var. Terkipleri bilmem ne. Bu egzoz gazının içerisindeki yakıt miktarına göre, bilmem neyine göre akışkanın, burada da işte havanın nemine göre akışkanların CP'lerini, MP'lerini şey yapmış, belirlemiş. Sınavda bundan sorumlu değilsiniz. Buradan terminal tabloda ne okursanız, ama elimizdeki hava diye okuduğunuz şeyler size şeydir, yeterlidir. Bir sene girdim, bütün bileti kaybettim. Bir daha da girmem bu hesaplara. Bunları geçelim. Ha, buraya kadar geldik. Buraya kadar geçiyorsunuz. Sizin şeyiniz şey, ha, şuraya kadar. Yani nasıl buraya kadar geldik. Akışkanımızın fiziksel özelliklerini belirledik. Tamam mı? Şimdi neyi bulabilirim ben? Free flow area'yı, free flow area'yı elde ettim ben. Şimdi neyin belli? Akışkanımın debisi de belli. Mass flux'ım da belli. Mass flux'larım da belli yukarılardan. M1, M2. Neyi bulacağım ben şimdi burada? Akışkanımın şeyini bulacağım. Hızını bulacağım. Biraz değil. Şunu buluyoruz. Tamam mı? Buradaki kütlesel debiyi alıyoruz. Şeye bölüyoruz. Cross section'a bölüyoruz. G diye bir şeyimiz var. Yani bu ne oluyor? Rho yok. Rho da işin içinde diyelim artık. Bu da şey oluyor. Mass flux oluyor. Hani şurası mass flux, tam debi değil. Mass flux rho ve a'ya, işte mass flux'tan rho ve a'ya, işte v'yi çekmek için, buradan hızı çekmek için ne yapmam gerekiyordu benim? Mass flux'ı niye bölmem gerekiyor? Rho ve a'ya bölmem gerekiyor. Rho'ya mu hiç bakmıyorum. Ne yapıyorum? Mass flux'ı direkt olarak neye biliyorum ben? Kesite bölüyorum. Ya yani toplam bu kadar kesitim vardı. Bu akan akışkanım işte bu kadar free flow area kadar kesitim akıyordu. Şimdi ne yaptım ben? M mass flux bölü A free flow area. Mass flux'ı verdi. Bu mass flux değil aslında. Bu flow rate. Buraya yazdığım şey. Bu flow rate. Bu x'in orası mass flux. Yani birim kesitten akan akışkanın debisi. Şuradaki G dediğim şey benim mass flux'ı. Birim kesitten bizim zamanda akan akışkanın debisi diyelim. Akışkanın miktarı, kütlesi. Neyi veriyor bize? Mass flux veriyor. Hızı bulmuyoruz. Bu kitapta Kaysin kitabında hızdan değil de yani aynı kapıya çıkar. Reynolds sayısı şu şekilde veriliyor. Hız değil, mass flux'a bakıyoruz. 4 çarpı Reynolds sayısı çarpı mass flux bölü kinematik viskozite. Formülünü kullanarak ne yapıyoruz biz? Mass flux'ımızı hesaplıyoruz. Tamam mı? Bunu hesapladık, gittik bir Reynolds sayısı hesapladık. Ondan sonra geldik. Şunlar yakıt hava oranları. Hani kompresörden çıktı. Ondan sonra bizim eşancörümüze girdi. Ondan sonra yanma odasına gidecek. Oradan yakıt ilave olacak. En nihayetinde bizim eşancörümüzde kompresörden giden akışkanla türbinden gelen akışkanların debileri birbirine eşit olmayacak. Kütlesel debileri. Şeyde
türbinden gelende ne olacak? Hem hava artı hem yakıt olacak. Onları dikkat alarak yaptığı düzeltmeler. Şu anda onları ileride yaparsınız inşallah. Bu hesaplara girersiniz. Şu anda pasif geçelim onları. Debirlerimiz bize belirliyormuş gibi yapalım. Ondan sonra geldim ben aynı hesabı bir de gaz tarafı için yaptım. Gaz tarafı için mass flux'ını buldum. Free flow area'larını hesaplamıştım. Ondan sonra gaz tarafının Reynolds sayısını hesapladım. O da 1300 çıkmış. Bu da nedir? 1000'dir. Ondan sonra geldik. Şimdi ne yapacağız? Biz Reynolds sayılarını bulduktan sonra standart sayılarını bulacağız. Hangi tipleri seçmiştik biz? Figür 10.8'i bulalım. Birisi 11.1'de, diğerisi 3 neydi o? 3 bilmem ne 0.6. İçim verilmiş olan şeylere gideceğiz şimdi. Neredeydi o? Seçtiğimiz tipler neydi? Neredeydi ya? Neyse boşver. Hangi sayfadayım ben şu anda? Reynolds number'ı bulduk. Sayfam kaç? 327'deyim. Şuraya bir de 327 yazayım. Evet, şu figürleri bulalım. Figür 10.8, 10.38, 10.26. Yukarılardadır herhalde. Bulabilen var mı? Ben şurada bir tane bakalım bu neymiş. Figür 10.36 mı demiştik? Oo, daha 4'teyiz. Figür 10.66. Biraz daha yukarı gideceğiz. 10 kaç demiştim ya? Hatırlayan var mı? 38'di hocam galiba. 10.38'di. 10.38. Evet. Evet. 3.8.6.66. Evet. Bir tanesi bu. Bu seçtiğimiz yapıyla alakalı bana ıstaşınım kat sayısını ve friction faktörünü elde edeceğim grafiği buluyorum. Ondan sonra o grafikten hesapladığım Reynolds sayısı neydi onu buluyorum. Kaç Reynolds sayımız unuttuk bu yapı için hangisiyse. Diyelim ki şurada bir Reynolds sayısımız var. Geldik şuradan bir yukarıya cross çiziyoruz. Tabii böyle değil. Düzgün bir şey çiziyorsunuz. Şöyle çizdik. Buradan iki tane değer koyacaksınız. Alttaki değer Staunton Times Prandtl üzeri 2/3 okuduğunuz değer. Bu olacak. Üstteki değer de bizim friction faktörümüz. O da delta P'lerde kullanacağız. Bu iki değeri okuyup ne yapıyorsunuz? Sizin hesaplarınız olduğu yere taşıyorsunuz buradan. Bunları okuyorsunuz buradan. Bunları okuyorsunuz. Alıp götürüp taşıyorsunuz oraya. Tamam. Önemli olan şu seçtiğimiz yapılarla alakalı grafikleri ne yapabilmek? Bulabilmek. Bu kitapta hepsi var. Hepsi burada bize verilmiş. Anlaşıldı. Şurada 246'daydı. Bunu da yazayım buraya. 246'daydı. 327'ye gideceğim. 327'ye gittim. Ondan sonra geldim 327'de. Şurada gördüğünüz gibi her bir yapı için, seçtiğimiz yapı için Staunton çarpı Prandtl 2/3'ü ve F friction faktörünü yapmış bize bu. Grafik üzerine okuyarak getirmiş. Şimdi Prandtl number'ımız belliydi. Prandtl üzeri işte Staunton eşittir okuduğumuz değer bölü okuduğum 0.63 işte Prandtl üzeri 2/3'ten Staunton sayısını ne yapıyoruz biz? Çekiyoruz. Alıyoruz. Burası için de Staunton number'ımızı ne yapıyoruz? Biz hesaplıyoruz. Daha sonra ıstaşım katsayını bulacağız. Istaşım katsayını bulmak için de şöyle bir şeyimiz var. H eşittir. Hiç şey falan gerek yok. Misafman bunlar. Direkt bunları kullanıyoruz. H eşittir. Staunton number times mass flux times Cp. Eşitliğinden giderek ıstaşım katsayını buluyoruz. Buradaki ıstaşım katsayımız kaç çıkmış? Baktığımız zaman neredeydi o? Gaz sayıda için 262 çıkmış. Bayağı iyi gaz için. Öbür tarafta kaç çıkmış? Öbür tarafta 85 çıkmış. Şunun biraz artırılmasında fayda var ya da bunun biraz düşürülmesinde fayda var. Gerçi H çarpı A'lara bakmamız lazım. İkilerin için sadece H'ı değil de H çarpı A'ları bakmamız gerekiyor. Dengelememiz gerekiyor. Anlaşıldı. 5 dakika ben bir su alayım geleyim ya. Geliyorum.
Evet, istasyon kasetini bulduk. Buraya kadar anladınız. Ondan sonra bizim şey yapmamız lazım. Sonuçta benim elimde şöyle şey de var. Kanatçık var burada. Şöyle baktığım zaman. Bu kanatçık işte yukarıdaki bu akışkan sıcak olsun diyelim. Fark etmez. Yani eğer birisi iki, şurası sıcak, şurası hot olsun diyelim. Dolayısıyla burası hot olacaktır. Burası da cool olacaktır. Islanık çıkan olacaktır. Eğer böyleyse şu kanatçık bünyesinde şu yönde ve şu yönde yukarıdan aşağı doğru ne olacaktır? Hadi yaz. Allah'ım niye yazmadı? Eğer böyleyse şu taraftan doğru. Allah kalem yazmıyor. Neyse anladınız herhalde siz onu. Şuradan yukarıdan aşağı doğru. Buradan işte bu şu yönde ne olacaktır? Isretim olacaktır. Tam şunun ortası. Yani aynı şartlar burada üstte ve altta aynı şartlar olduğu için. Tam şu kanatçığın ortası 3 aşağı 5 yukarı ne olacaktır? Adiabatik olacaktır. Yani benim kanatçığımın uzunluğu bunun L bölü 2'si kadar yaklaşık olarak. Kanatçık uzunluğumu L bölü 2 kadar yani pre spacing bölü 2 olarak kabul ederek ben ne yapıyorum şimdi? Kanatçık hesabı yapacağım. Kanatçığımın tipi nedir? Başladı. Kanatçığım hangi tipte seçeceğim ben kanatçığımı? Bu şu şekilde bu şekilde ısı transferleri var. Tam bu ortada bitecek artık. Öbür tarafa gitmeyecek. İki tarafta aynı şekilde olduğu için. Kanatçıklarında nedir? Şunların et kalınlığı sabit olduğu için sabit thickness'ta olan kanatçıma benziyor. O grafikleri kullanarak ne yapacağım ben? Etkinliklerini hesaplayacağım. İşte onun için kanatçık etkinliği şeylerimiz vardı. Grafiklerimiz vardı. Oraya gidiyoruz. D'yi buluyoruz. M'i buluyoruz. M diye bir şeyimiz var. Tanımlamamız vardı. İşte şu. Neydi bu? Isıtaşın kat sayısı çarpı bilmem ne unuttum şimdi tanımını. Buradan neyi buluyoruz biz? M'i buluyoruz, hesaplıyoruz. M çarpı L'yi buluyoruz. O grafikten de gidiyoruz. Kanatçığımızın etkinliğini buluyoruz. Isıtaşın kitabında Çengel'in kitabını açalım isterseniz. Gerçi burada da var ama nerede? Kaçın sayfada burada söylemişim. Tablo bulamadım. Finektif'in figürü yazıyor. Bulsanız şu 2.13 2.4 nerede? Figür 2.13. Figür 2.13 nerededir? Ben neredeyim şu anda? 320. Hocam 74. sayfa PDF'de. 74'te mi? Şunları bir yere aktarmam lazım. Böyle yaptık. PDF'de 74'te. Evet. Şu fin efektifle alakalı şeylerimiz. M'imiz bu şey ama pardon. Hepsini beraber aynı yerden vermiş. Hocam bilmiyorum. 2.13 dediniz. Ben 2.13'ü buldum. Bu burada, bu burada. Aynı yeri vermiş. Evet, straight fin. Evet, düz kanatlar. Şunlar da herhalde şeyler. Yarı çaplar onlar herhalde. Ve en baştaki herhalde şey. Düz kanat herhalde bu. Straight fin dediği şu en tepedeki grafiği. Evet yaptı. Hocam. En üstteki evet. Çizgi en üstteki. Evet, tamam. Düz olan. Diğerleri evet. Çaplı tamam. Olanlar. Tamam. Diğerleri hepsini bir arada vermiş. M çarpı L'yi tanımını vermiş mi? Burada vermemiş. Neyse Çengel'in kitabından ve başka bir kitaptan gidiyor. Fark etmez. Buradan geldim. M çarpı L'yi hesapladım. Ondan sonra gittim buradan. Bir tane buldum. Ben fin efektifini buldum. Bunlar şeydir. Etkinleri çok yüksektir bunlar. Kısa kısa bunlar. Boyları çok uzun değil. Dolayısıyla etkinlikler ne olacaktır? Çok yüksek çıkacaktır. İlgili grafikten geldik. Şeyi bulduk. 246'daymışım. 246'ya geriye dönüyorum ben. Kanat etkinliğim. Eyvah. 327 dedik. 327. Evet geldim buradan fin efektifliğini buldum. M çarpı L mi buldum? Artık yüzey etkinliğimi bulabilirim.
Yüzey etkinliği bulabilmek için şu formülü daha önce görmüştük. A fin eriye bölü total eriye bir eksi mü fin. Efektifnisten gitme geliyorum ben. Mü sıfırı ne yapıyorum ben? Hesaplıyorum. Artık çok bir şeyim kalmadı. Aynı şeyi diğer taraf için yapıyorum. Gaz tarafı için yapıyorum. 0.70'e. Biz K demiştik. Burada U diyor. Overall heat transfer katsayısına. İşte bir taraftaki ısı taşım katsayısı çarpı onun yüzey alanı çarpı etkinliği bölü işte A gaz sayısı. Bu air sayısına göre şey yapmış, hesaplamış. Fark etmez. Diğer tarafa göre hesaplayabiliriz. Artı burada iletim direnci vardı. Katabilirsiniz siz burayı. İletim direncimiz de orada plate'den geliyor. Plate thickness'dan geliyor. O bunlara göre çok çok küçük olduğu için onu direkt olarak elemiş olarak hiç dikkate almamış. Ama ekleyebilirsiniz. O plate spacing'den gelen, plate thickness'dan gelen direnci. En nihayetinde bunları yerine koyduk. Artık şunlar direkt şeyden gelmişti zaten bizim elimize. Söyleyeyim. Tablolarını almıştık biz bunları, bu oranları. Elimizde vardı. Hesaplamıştık zaten bunları. Alfaları hesaplarken gaz tarafındaki ısı transfer alanı, hava tarafındaki ısı transfer alanı nedir, ne değildir diye. Onları hesaplamıştık. Yüzey etkinlikleri de hesapladık. Taşınık katsayılarını hesapladık. En nihayetinde bizim overall heat transfer katsayımız kaçmış? 70 watt bölü metrekare kelvinlik ısı taşınık katsayımız var. Artık bundan sonra ne yapacağım ben? Verilen şartlarda neleri biliyordum ben? Eşeğen cörüme, kompresörden gelen havanın P'sini ve T'sini biliyordum. Ondan sonra şeyden gelen, türbinden gelen akışkan sıcaklığını biliyordum ama çıkış sıcaklıklarını bilmiyordum. Burası muallaktı, burası muallaktı. O zaman ne yapabiliriz biz? Çıkış sıcaklığı tamamlanmadıysa delta T'ni kullanamayız. Entry yöntemini kullanmak zorundayız. Bunun için de geldik C'min, C'max'ı hesapladık. Şey, U'yu biliyorduk, A'yı biliyorduk. Bunlar belliydi. Önce C'mini bulacağız. Ondan sonra gideceğiz. U çarpı A'yı hesapladık. Onlar belli. C'mini böldük. N number'ımız neymiş bizim? 4 küsur 60. Ondan sonra hangi tip eşarjör bizde bakıyoruz? Cross flow var değil mi bizde? Eşarjörümüz birisi böyle gidiyor, birisi böyle gidiyor. Cross flow karışmıyor. Akışkanımızın bir tanesi dümdüzdü. Kesikli bir şey yapıp kullanmıyorduk. O karışmıyor. Diğeri yani parçalıydı kanatçıklar. O karışıyor. Olarak şey yapabiliriz. Alabiliriz. Ona göre hangi grafikten almış? Söylemiş mi aldığı yeri? N'i aldı. Epsilon okuduğu yeri söyledi mi? Grafiği. Ve normal ders kitabımızı açalım. Oradan bakalım. N'i bulduktan sonra Epsilon'u bulup Q'yu söylemesi lazım bize. Yani Epsilon eşittir 0. %75 olarak hesaplanmış. Birisi fix, birisi unmixed, diğeri mixed. Cross full of heat exchanger. Ha, figür 2.16. Tamam. Figür 2.16'yı da bir bulun bir. Burada ben sayfasını yazayım ya. Demekleri niye öyle yapmadım? Şuradaki sayfa neredeydi? Fini bulduğum yer neredeydi? Fini ekleyebilirse. Ha, şu. Şu 74'teydi. Evet, şuraya ben 74 yazayım. 74. Bir de şu şeyi bulun bir. Neredeydi film efektiniz okuduğumuz yer? Eşit 2.16. 76 hocam PDF'de. PDF'de 76'dayım. Şuraya 76 değil. Bunlar silinmez inşallah. Gider bakarsak şuraya 76 diye gider bakarsak evet birisi karışıyor birisi karışmıyor. Enimizi bulmuştuk. Kaç bulmuştuk hatırlamıyorum. 4 küsür müydü? Yok. 4.26 hocam. 4.26. Ondan sonra C'min bölü C'max neydi hatırlamıyorum. Bire yakın olabilir. 0.95. 0.95 geldik. Şuradan kestirdik. İşte şuralardan bir yerden. 0.95 bire yakınmış. O da işte %75 falan bize ne vermiş burada bu? Etkinlik vermiş. Şu grafikten gidiyoruz. Etkinliği de okuyoruz. Etkinliği bulduktan sonra artık çok da şey diye sıkıntı değil. Niye sıkıntı değil? Sayfamız kaçtı bizim? 327. 327. Artık ben oradan sonra Q'yu bulabilirim. Q dediğim neydi? Hatırlarsak epsilon eşittir. Q bölü Q max'tı. Q max'ı hesaplayabilirim. Bu da neydi? C'min çarpı T1 gir eksi T2 girişti. Buradan Q max'ı hesaplayıp epsilon belli. Buradan da neyi hesaplayabilirim ben? Q'yu hesaplayabilirim. Herhangi bir problem yok. O aşamalar geçmiş bu.
Biraz sonra biz hesaplayacağız. Şu pressure'da daha sonra bakalım. Pressure işine. Burada F friction faktörü okumuştuk. Şunlardan hiç bahsetmedik. Onları daha sonra bahsedelim. Şimdi bana bir şey söyleyin. Sınıftaki bir oda söyleyin. Sizi rahatsız eden bir oda söyleyin. Hani şimdi bizim büyük bağım filmimiz var ya. Hatırlıyoruz mu? Penceresi olmayan amfi. Havasız olan. Evet, onun ebatları ne kadardır? Şöyle kaç metre vardır o? Boştan başa. 15 metreye 5 metre uzun. 15 metreye 5 metre. Yükseklik de 3 metre. 15 metre. Şurası da diyelim 3 metre. Pardon. Genişlikte kaç metre oldu? 5 metre mi oldu? Hocam yüksekliği 3 metreden fazladır. 4 metre diyeyim o zaman. 4 metrelik bir salonumuz var. Bu salondaki havayı saatte 2 defa değiştirmek istiyoruz. 3 defa değiştirmek istiyoruz. Tamam mı? Şöyle büyük bir salonumuz var. Verdiğin senin bahsettiğin ölçülerde. 15 metreye kaç metre demiştik? 5 metre çarpı 4 metre ebatlarında bir odamız var. Ben bu salondaki havayı saatte 4 kere değiştirmek istiyorum. Dışarı açacağım, dışarıdan temiz hava alacağım. Ondan sonra kışın işte İzmit'i -3 derece kabul ettik. Buzlanmayı falan dikkate almayın. Ben buradaki temiz havayı aldım. Bir ısı küpü aracılığıyla dışarı atıyorum. Ondan sonra dışarıdaki şeyi de aldım. Soğuk havayı da ısı küpünden geçirerek ne yapıyorum ben? İçeriye veriyorum. Yani ne olacak? İçerideki sıcak hava şu yolu takip edecek ve dışarı atılacak. Dışarıdaki soğuk havada şu yolu takip edilecek, şu yolu takip ederek içeriye gelecek. Tamam. Evet, bana bunu bir boyutlandırın bakayım. Bir yapı seçin. Oraya bir yapı seçin. Ona göre bana şunu bir boyutlandırın. Hızlarımızda kanallardaki hızımız, internete bakalım bir kaç diye kanal hızı. Havalandırma kanal hızı. Kanal hızı diyelim. 8 metre falan geçmesin. Hangi mertebelerde önermiş? Atmayalım. Aklımızda kılıcı olsun. Havalandırma 8 metreye geçmesin diyelim. Kanallarındaki hızlar. Görüyorsunuz mu? Metreküp bölü kişi. Ha, bu şeyi de bir söyleyebilirdi. Kişi başına kaç kişi giriyor bizim o salona? Kaç kişilik o salon? Şunları da kullanabilirdik, isteyebilirdik. 100 kişi olur mu orada? 100 kişilik diyelim hocam, hesabı kalıyoruz. İşte kişi başına kaç metreküp? 20 metre. Neresiymiş bu? Tiyatrosunda mı? Okuma salonu 20 diyelim hadi. Tam da okuma salonu gibi değil. Orada biraz daha hareket var. Sınıflarda 30 metreküp. Evet, kişi başına 30 metreküp temiz hava olarak düşünün. 100 kişilik sınıf var. Ebatlar da önemli değil. Artık 100 kişilik sınıf olsun. Kişi başına 30 metreküp taze hava içeri sağlamamız gerekiyor. Hava hızlarımız ne olacak? Önerilen hava hızları. Veya şundan da gidebilirsiniz. Değişim, bir saatteki değişim sayısı. Bundan da gidebilirsiniz. Ondan da gidebilirsiniz. Ben değişim sayısına gidin demiştim. Sınıflardaki değişim sayısı kaçmış? Okullardaki hani sınıflar nerede görüyor musunuz? Dersliklerdeki değişim sayısı. Hocam bizde PDF gözüküyor. Bizim ekranda bir şey yok. Ha, ben size onu paylaşmadım. İnternetten bir havalandırma kitabı buldum, ona bakıyordum ben. Şunlara bakıyorum. Değişim sayısı. Neyse, bir hızı bulmak istiyorum. Ha, kanallardaki hava hızları. Evet. Emiş ve egzoz menfezleri, dış hava panjurları, boş ver, şey geçmiyor, ana kanallar. Yani 7'yi alın. Bir de şey, eşanjura girdik. Orada da 2 katına çıkacağız. Tamam, hadi kabul diyelim. Ana kanaldaki hızınızı 7 metre bölü saniye olacak şekilde şey yapın. Hesaplarınızı yapın. Onu geçmesin. Eşarjör için de tabii ki hızlanacak. Hadi onun için bir hızlandıralım. Hatta onu da hızlandırmayalım ya. Ama neyse, buradan başlayalım. Daha sonra baktık şey oldu. Küçültürüz.
ana kanaldaki hızımız şey geçmesin. Kaçı 7'yi geçmesin. 7 metre bir saniye hızlı geçmesin. Tamam. Evet, 100 kişilik bir sınıf yapıyoruz. Ya da hava değişim sayısından da gidebilirdik. Neyse şeyden gitmişiz biz. 100 kişilik sınıf. 100 kişi var. 30 metreküp bölü saatlik kişi başı taze hava ihtiyacımız var. Buradaki şeyi atacağız, alacağız. Buraya bir tane ısık ısık küpü tasarlayın. Hadi başlayın bakalım. Takıldığınız yeri bana sorun. Buradaki yapılanların hepsini yapacağız. Muhtemel final sınavımız var. Sorulardan birisi. Yer finali bitiriyor. Yani bir sınavda yaptığınız şeyi 2 gün sonra veya 2. dönem bitirme projesine götürüp verebilirsiniz. 3 ayda ise yapabilirsiniz. Ben size bunu bir sınavda istiyorum. Tamam mı? O seslenin bana. Ben sizi cep telefonundan takip edeceğim. Başka bir giriş daha yapayım. Meetings. Nasıl değişik işleri? 4-12, evet. Buna katılalım bakalım. Evet, sesli bir soru lazım. Tık şey yaptı. Ses yankımı yaptı. Nasıl yapacağım? Benim sesi kıssam sizi duyamam. Bunu kısmam lazım ya. Bunu nasıl kısacağım? Duyuyor musunuz beni? Yapıyoruz mu? Başladınız mı? Konuşsanız ya. Duyuyoruz hocam. Ben size benim tanıdığım... Neyse gidiyorum başlayayım. Ben mikrofonu kapatsanız olacak. Neyi kapatmam? Problem olma, tamam herhalde. Hallettik mi? Aşadık mı? Çok sessizsiniz ya. Hava debisi bulacaksınız. Duyuyorsunuz mu? Hocam bu 30 metreküp verdiğiniz değer saatlik toplam mı yoksa kişi başı saatlik mi? Bir kişi için 30 metreküp hava göndereceğim. Evet. Çarpı 100 kişi ne yapıyor? 30 bin mi? Evet, 30 bin metreküp saatlik neye ihtiyacım var? Hacimsel değil mi? 30 bin metreküp. 3 bin hocam değil mi? Ha, 3 bin pardon. 3000 metreküp bölü saatlik neyim var benim? Bu taze hava girişi değil mi hocam? Taze hava girişi.
İçeriden de o kadar havayı attım düşünün dışarıya. Başka yere gitmesin. Buradan da o kadar kirli havayı attık. Dışarıdaki havanın sıcaklığı -3 derece. İçerideki havanın sıcaklığı kaç derece olsun? 25 derece vardır orada. Sıcaklık. Evet, şu ısı kibrinin bana getirdiği şey nedir? Katkı nedir? Onu bulacağız. İşte hacimsel debinizi bulun. Ondan sonra hızlarımız kaç olsun dedik biz. İşte 5-6 metre bölü saniye derim. Ona göre şu kanal kesitlerini bulun. Hocam kanalda 7 dedik maksimum. Isı küpün içi hızlandırmak istemiyorum. Hadi 7 aldık diyelim. Daha boş ver. 7 aldık diyelim. Şimdi bizim kare kanalımız var. Kanala dikkat edin bir şey yaparken. Bir kere şarjörümüzü şey yapacağız değil mi? Debiler de aynı olduğu için. Hacimsel debiler aynı olduğu için. Aynı yapıyı iki tarafta kullanabilirsiniz. Dolayısıyla şu yani direkt küpe benzeyecek. Daha cizler debilerimiz aynı, yoğunluklarımız da aynı. Şu kenardan hepsi birbirine eş çıkacaktır. Onu ben şunu bir kanala götüreceğim. Şimdi bunu başka kanala götüreceğim diyelim. Buradan alacağım. Bana şu kanal ebatlarını hesaplayayım. Ondan sonra eşarjörümüzün hacmi çıksın. Ve devam edip gidin. İşte alfa temiz hava, alfa kirli hava. Taraflardaki alfaları bulun. Ondan sonra alanları bulun. A kirli hava tarafı. A temiz hava tarafı. Ondan sonra renom sayıları bularak aynı demek yaptığımız gibi devam edip gideceksiniz. Evet. Hadi başlayayım bakalım. Kim yapmak istemiyor? Kim yapamaz? Yapamayacak var mı aranızda? Herkes yapabilir mi? Hocam biraz garip bir soru gibi geldi. Para kazanacaksın lan bunun üzerinden. Para kazanacaksın bunun üzerinden. Adam ısı kıpı deyip satacaksın. Tamam mı? Hocam ilk kez yaptığımız için sana biraz karışık geldi. Anlamadım. Sanırım böyle bir şey yeni yaptığımız için karışık geldi galiba. Siz de şimdi korktuğunuz öyle hiç bakmıyorsunuz. Şu şeye gidip bakalım. Hangi, neredeydi bunlar? 323'te miydi? Gidelim bir tane şey seçelim. Yok. Geometriler kaçtaydı? 323'te değil mi demiştim? 189. 189'dan kendiniz önce bir geometri seçelim. Ha, iyi maniyatı zor olmasın. En basitlerini seçelim. Çıkalım yukarıda. Nasıl hava kanalı yapacağım. Ha, bunlardan bir tanesini seçelim. Ne bileyim. Birisi bunu seçsin. Birisi bunu seçsin. Arasındaki farka bakalım. Şunlardan birini seçin. Yolunuza devam edin. En basitini seçtik diyelim. Hangisini? 2-0'ı seçtik. Devam edin. İyi maniyatı falan kolaydır. Tamam, bu yapıyı seçtik. Aldık 2-0 her iki tarafta da. Debilerimiz aynı çünkü. Farklı farklı yapı kullanmamıza gerek yok. Ondan sonra 3000 miydi bizim şeyimiz? 3000 metreküp bölü saatti. Bölüm bunu 3600'e. Metreküp bölü saniye kaç çıkıyor? 0.83 çıkıyor hocam. Evet, 0.83. Metreküp bölü saniyelik bizim neyimiz var? Hacimsel debimiz var. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Rolarına bakın, yaklaşık bekledim. Hocam 1.043 çıkıyor. Şu şimdi şeyleri bulalım, ebatları bulalım. Şuradaki hızlarımı ne aldık biz? 7 metre bölü 5 alalım ya, tamam. 7 alalım. 5 alalım. 5'i aldım, 5 tamam. 5 metre bölü saniye. 5 metre bölü saniye hızla boş kanalda gidiyorum. Ebatları nedir bunun? Kanalın ebatlarını bulun bana. Genişliklerini bulun. Geçen sürü bir şey çıksın. Hızımız 3000 bölü 3600 metreküp bölü saniyelik hızımız vardı. Onu da biz işte B çarpı A'ya eşit diyelim. Çarpı A eşittir buna eşit olsun. Eşittir B çarpı A'dan A'yı da 0.5 metre bölü saniye aldık. Buradan A'yı bulun bana. 6000 bölü 3000. Hocam hız 5 metre bölü saniye mi? 0.5 metre bölü saniye. 5. Ben buldum hocam onu. 5 metre bölü saniye. Evet, alanınız ne çıkar? 1.667. Tamam, bu muhtemelen iki tarafta aynı yapıyı kullandığımız için bu şey çıkacak. Kare çıkacak, tamam mı bu? İki, yani yoğunluklar falan değişmiyor. İki tarafta aynı yapıyı kullanalım. Bir sıkıntı olmasın. Bunun kare kökünü alın.
267 mi karekökünün? Evet, ben bir kenar uzunluğunu bulmak istiyorum. Kenar uzunluğu. 0.4. Şu kenar uzunluğu yaklaşık 0.4'müş. Emre 1.667'nin karekökü 0.16 değil. 0.16 olmasın mı? Ben de 0.16 buldum. 0.16 değil ya. 1.66. 1.66. Nasıl yani? Metreküp saniye bölü metrebölü saniye işte. 0.83'ü 5'e böleceğiz. Tamam tamam. Hız 5 metre. Tamam 0.16. Hız 5 metre. Tamam hocam, bir kenarı 0.4 metre oluyor. 0.4 metre oluyor hocam bir kenarı. Yaklaşık bu, yaklaşık. Niye ki yaklaşık? Niye yaklaşık? Çünkü şundan kaç tane koyacağım bilmiyorum. Ona bakacağım ben şimdi. Bir kenarım ne kadar yaklaşık? 0.4 metre. Şimdi pile space'i kimdeymiş burada? 0.75 inçmiş. Pile thickness'ımızı alalım biz burada. Onda ne kadar alalım? Hani ne kadar saçtan yapalım biz bunu? Çok da basınç çok önemli değil. Atalım 0.2 milimetre alalım. Varsa saç 0.2 milimetre vardır herhalde. 0.2'lik bir saç aldık diyelim. Plate thickness'ımız ne olsun bizim? 0.2 milimetre. Plate spacing'imiz neydi? Bunun, bakın bunun şeyine. Hangi sayfadaydı bu değerler? Plate spacing'imiz neydi bizim? 0.75 inç metreye çevirin. Şu seçtiğimiz geometrinin tablosuna bakın. 2.0'ın plate spacing'i bulun. Kaç milimetre? 19.05. Ve plate spacing 19.05. 0.75 çevirdim ben. 2.0 için. Hocam 2.0 için plate spacing 19.05 milimetre. Tamam. Şimdi ben bir hattı hesaplayacağım. Bundan kaç tane koyacağım? Ona bakacağım ben. Şimdi burada boş kullanmadım. Burada bir plate spacing plate'im var burada. Ondan sonra buraya başka bir yapı, aynı yapıyı bir daha koydum buraya. 19'da buradan geldi. Tamam mı? Ondan sonra bir tane bu geldi. Bir tane bu geldi. Bir plate spacing de buraya koydum. Bu benim bir hattım oldu. Bundan kaç tane tekrarlayacağım? Yani 2 tane A artı 2 tane B. Toplayayım bana bunu. 38,5 arkadaşlar da hesaplıyor. Tam şimdi onu şeye böl, 40 santime böl onu. Kaç tane koyacağım ben 40 santime bundan? Yaklaşık 10 değil mi? 38,5. Ha, özür dilerim. 10.38 yapıyor hocam. Kaç tane koyayım? 10 tane mi koyayım? 10.38 10 tane koyabiliyorum tamam. 10 değil. 10 değil tamam. Bundan 10 tane. Bu yapıdan 10 tane gelecek. Şimdi buna göre şu en boy hesaplayın artık. 10 tane gelecek. Tamam mı? En boy yüksekliği bana hesaplayın. Yani şey mi diyeceğiz? Bunun 38 santim, 38,5 santim mi diyeceğiz o zaman? Evet, o zaman ona göre yapacağız da. 385 milim yapıyor işte 10 tane koyarsak. Bir tanesi tamam. Şimdi ona göre hızımız, her şeyi ona göre hesaplayayım. Maskulat, ya hıza gerek yok şu anda. Ona göre bana şu genişlikleri söyleyeyim. Şu eşancörüm şu genişliği. 38 tane şu işte 38 tane şey olacak. 2 tane A artı B times 30. Kaç tane demiştiniz? 10 mu? 10 tane demiştiniz. 10 tane. 10 adet. 10. Çarpı 10 kaç milimetre yapıyor? 385. Tamam işte benim bir genişliğim neymiş? 385 milimetre. Skip yapıyor. Hepsi aynı olacak. 385. Tamam. Bunları belirledim. Ana boyutlarını belirledim ben şarjı. Anlaşıldı mı? Hocam. Ben 10 tane bulduğumuz yeri anlayamadım. Yani 10 taneyi nasıl bulduk? 10 tane gerekli olduğunu. Şu ebatları şey yaptık mı biz? Şu geometriyi seçtik mi? Evet. Şundan bir tane burada var, bir tane burada var. Gördün mü? Şu şeyi bulmaya çalışıyorum. Şu genişliği bulmaya çalışıyorum. Şurası işte şu uzunluk bir bu akışkanın geçtiği ve diğer akışkanın geçtiği uzunluk bir diş, bir şey diyelim ona. Bir kademe diyelim. Bir kademenin boyu kaçtı? 2A artı B'ydi. Yani A bu arada iki tane plate spacing var. İki tane de bir şey var.
şey, plate thickness'ı var. İki tane plate spacing'imiz var. Tamam mı? Şunun çarpımı bana şu şeye eşit. Şu kanalı eşit. Ben de şu debi formülünden giderek yaklaşık şuradaki genişliğim neydi benim? 40 santim falan saplamıştım. 40 santim yaparsam olmaz. Yani bu tam denk gelmiyor. Ne yapıyorum? Ben şu 40 santimde şundan kaç tane olacak? Şu gösterdiğim şeyden kaç tane olacak onu buluyorum. Arkadaşlar yaklaşık 10-11 gibi bir şey yaptı. Küsuratlı olmaz. Onu ne dedik biz? 10 küsür bir şey çıkart. 9 küsür bir şey çıkarttılar. 10 dedik biz. Ve ondan büyük bir şey çıkarttılar. 10 tane olsun dedik. Daha sonra ne yaptık biz? Şundan 10 tane koyarsam şu genişlik ne olur? Onu buldum. O da 38.5'miş. Tamam hocam. Anladın mı? Hocam. Anladım hocam. Ben de şeyi sormak istiyordum. Şimdi biz 385 milim bulduk ya. Hı-hı. Niye bütün kenarlara 385 dedik ki? Ya keşke o zaman başka bir yapı seçin. Yok daha hocam ya, şöyle ben anladım daha şeyi. Normalde biz alana 0.1667 demiştik. Bizim hı-hı bunu 0.385'e bölüp diğer kenar uzunluklarını öyle bulmamız gerekmiyor mu? Yapılar aynı olduğu için. Ya sonuçta ben bunu kare kanal gibi düşündüm. Ama tamam, o zaman he, tam şeyi he, sağlayamayız. Şey olur bak yani. Bak o dedin şöyle doğru, o dedin doğru. Ben eğer kare kanal şeklinde götürürsem dedin doğru. Şöyle olabilir. Kare kanal yapmıyorum. Ben bunu hava kanalı olarak götüreceğim. Tamam mı? Hava kanalını ikiye böleceğim. Dışarıdan baktığım zaman üstünden sıcak hava gidecek, altından soğuk hava gidecekse o zaman bizim şeyimiz şu olacak. Senin şurada katveler böyle olacak. Tamam mı? Şurası ne olacak bizim? 385 olacak diyelim. 10 kademe koyduk. Yok gene kanal çıkıyor. Yani kanal böyle gidecek. Yan götür o zaman. Böyle çıkıyor. Yani eşit olduğu için şey çıkıyor. Direkt şey çıkıyor. Kanal yok çıkıyor. Hocam benim demek istediğim şey o değildi. Şimdi ne? Biz hani siz de hani yukarıda anlatırken demiştiniz ya hani biraz yukarı kaydırırsanız PDF'e. Evet. Şuradaki şu mavi küçük noktanın olduğu kenarı belirledikten sonra diğer kenarları da belirliyoruz hıza göre. Ama bu şey için bak ya. Buradan başka bak buradan başka bir debi geçiyor. Tamam mı? Buradan başka bir debi geçiyorsa. Hocam M1, sonuçta alanlarımız belli değil mi bizim? M1 farklı M2 ise M1 eşit değil M2 ise. Hocam evet M1 ile M2'miz aynı demeyelim. Ama M1 ile aynı olabilir. Hacimsel debiler diyelim. Ne diyelim? Hacimsel debi diyelim. Hacimsel debiler birbirinden farklıysa ben farklı yapılar kullandıysam burada başka yapı, burada başka yapı kullandıysam buradaki kesitimle buradaki kesitim farklı farklı olacaksa o zaman benim şu kenarım ortak olmak zorunda. Bunları istediğiniz gibi yapabilirsiniz dedim. Hocam o zaman her kenara 0.385 yaparsak biz 3000 metreküp bölü saate elde edemeyiz ki. Öyle dedik ya siz. Debi öyle gelmediniz biz bana. Hocam alanı ki, biz 0.1667 bulduk. Buradan 0.4 metre buldum kenar bulduk. Bana yanlış hayır hayır. 0.4 metre kenar bulduk ya hocam. Evet. Bir uzunluğu 38.5 milimdi. Şey, milim onlar. Santim. 10 tane dedik bundan. yani 0.385 metre oldu. Bizim diğer uzunluklarımızın artması gerekmiyor mu? Alanı sabit arttırın, tutabilmek için. Düzeltin tamam düzeltin. Orayı düzeltin dedin doğru haklısın doğru. Şurayı azalttık burayı büyütmemiz lazım. Tamam dedim. Tamam ben de bunu sormuştum hocam. Tamam doğru söylüyorsun. Bunları yeniden revize edin. O alanları yeniden tutturun. Tamam doğru. Bir 0.4'ü burası küçüldü. Şu kanal küçüldüğü için diğerlerini şey yapabiliriz, artırabiliriz. Veya hızları yükseltiriz. Hızlarınız bir miktar artar. Çok da önemli değil. Yani ısı küpü şeklinde sokarsınız. Bunu hızlarınızı artırırsınız. O da olabilir. Ne demiştik? Önce 5 metre bölü saniye mi demiştik? Biz her tarafı aynı yaparsak, küp yaparsak hızımız bir miktar artar. Ona göre hız buluruz. Tamam mı? İkisi de olabilir. Anlaşıldı? Tamam hocam anladım. Teşekkür evet, ederim. Evet şimdi şuradaki L1, L2, L3'ü belirledik. Ondan sonra kitabımızın en başında en sıkıntılı yeri burasıydı. Ondan sonra oradan devam edelim. 327 idi herhalde orası. 327 miydi orası? Evet şuradan yani şey, eşanjörümüzün hacmi belirlendi. Şeyleri de seçtik, tipleri de seçtiniz siz. Şu hacim hesabı, en boy hesabını yaptık. Frontal area'lar belli. Hacimimiz belli. Ondan sonra plate şeyini seçtik. 0.2 mm aldık. Ondan sonra buradan aynen devam ediyorsunuz. Alfabileri bilmem ne buluyorsunuz, şeyleri buluyorsunuz. Takıldığınız zaman ses verin bana. Yapana not vereceğim, haberiniz olsun.
Thank you.
Gel abilere bakacağız gel. Hayır. Gel abilere bakacağız gel. Hiç konuşmuyor abiler, küsmüşler gel. Abiler ben konuşmayınca hiç konuşmuyorlar. Hocam abla burada da var burada. Abla da var burada tabii. Hani kendini göstermiyor ki sen. Gel bak gel, senin ablaya bak gel. Gel 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 gel. Kız kaçtı. Kaçtı kaçtı. Hocam. Neredesiniz? Ne aşamadasınız? Bu alfaların biraz küçük çıkma ihtimali var mı? Kaç? 124-125 falan. Şey kaba, çok kaba seçtik ya biz, olabilir. 123,5 bende de. En kabayı seçtik ya. Tamam hocam. 2-0'ı seçtik onun için. Kompakt bir şey seçmedik ondandır. Evet hadi bir konuşun ya. Bir anlat anlata yapsanız da şunu birbirinize. Hocam AFK'da da gelebildim ben daha. 24 buldum ben. Excel'de falan yapan var mı? Bilgisayar üzerinde çözen var mı problemi? Excel üzerinde veya MATLAB üzerinde? Hep elle mi yapıyorsunuz hepiniz? Yani hocam denklemleri yazmamız gerekiyordu Excel'de. Yani hazır Maple, bir şey yok elimde benim şahsen. Maple'da falan yaparsanız daha kolay olur. Yok, Excel'de çok uzun sürüyor yazması ilk başta. Anlaması iyi, falan. Hadi, o yüzden elle yaptım. Konuşun da biraz. Şimdi cep telefonunu aldım, içeri gittim. Biraz uzanayım dedim. Hiç ses gelmiyor. Şey gibi. Birbirimizle mi konuşalım? Aynen. Konuşun. Ben, siz benim torunum. Hoca gittiği zaman bir konuşuyorlar. Bir o şey. Aa, hoca gitmiş falan. Ya sınıftan benim gittiğimi düşünün. Nasıl görmüyorsunuz? Ben de sizi dinlemiyorum. Hadi sormak istediğin bir şey varsa seslenme. Ben gene gidiyorum içeri bana, uzanacağım. Arkadaşlar bu alfayı bulurken A1 yazıyor ya. A1 bölü V total. Onu orada A1 dediğin şeyin ne olduğunu biliyor muyuz? Biz direkt formülden hesaplıyoruz onu ama. Hocam. Efendim. Bu alanlar da bayağı küçük çıktı. Bundan dolayı değil mi? Alanları bulduk ama biz ya işte 38. Yok hocam. Metrekare bölü metreküpten değil. Kaba seçtik evet. Kaç metrekare çıktı? 8,96 metrekare. 8 metrekare olabilir. Kaba seçtik. Bir de kaç sıra vardı? 10 sıra mı? 10 sıra mı? Evet. Burada kipi değil. Burada bayağı büyük ya. Şeyden bahsediyorsunuz. Megawatt'tan bahsediyoruz burada. Bunu sen aynı yapmadın mı şeyi? Yani finleri farklı mı seçtin? Yo, 2-0'dan yapıyorum. Ben niye farklı buldum? Alfan ne senin? Alfa 1? Alfalar zaten eşit oluyor. Yüzeyler aynı olduğu için. 124
3,198 metrekare bölü metreküp. V'ler farklı o zaman. Tamam, sen V'yi revize mi ettin bir daha? Çok V'de fark ne? Etmez ya. Hız. Yok, çok hızlarım de, hızım 0,5 kabul ettim. Çok. Ebatlarını değiştirdin. Ortak kenar 0,385 metre. Tamam, sen V'yi oynadın. Tamam, anladım. Sen şey yani, diğer kenarları farklı yaptın. Küp yapmadın. Aynen, küp yapmadım. Ha. Ben hızlar değişsin kendi kendine diye düşündüm. Tamam, o da olur, o da olur. İkinizin yaptığı da olur. Diğerleri ne yapıyorsunuz ya? O zaman daha da düşük çıkıyor. Benim 7 çıktı. Selim bir şey yapabiliyor mu Selim? Bana mı diyorsun hocam? Selim. Selim. He, tamam. Abla. Abla da vardı diye demin gitmiş herhalde. Selim, hocam sen alfalar 123.53 çıktı bende. Sonra A0 ve AG'ye geldi. Tamam, devam ediyorum. Hocam ben Selim'e geldim. 191 metrekare çıktı. Bende... Ben Sigma'ya kadar geldim hocam. Sigma'dayım şu an. Tamam, ilerliyorum o zaman. Tamam. Kadir sen gidiyorsun mu? Aa, senin kızmış hakikaten. Evet ya. Hocam. Benim kız abla demeyince çıkmış herhalde. Abi deyince. Şey nerede? Kübra mıydı? Neydi? Bir bayan daha vardı bizde. O nerede? O da mı çıkmış? O da çıkmış. Yok, çıkmış ama. Hep abiler var deyince kızdırdım. Diğer arkadaşlar yapabiliyor musunuz? Birbirinizden şey yapın da bir şekilde destek alın. Yardım alın hadi. Emre Düzkaya neredesin? Hocam ben çözümlü örneğe bakıp biraz daha anlamaya çalışıyorum. Biraz geri kaldım galiba ben yani sizden. Yok, anlayamadım ne ki burada? Söyle abi, hemen anlasınlar sana. Hocam alfaları bulurken bizim B değerimiz 19,05, yani onu bulduğumuz değerler değil mi? Hani bir değişiklik yani yapmadık. Yok. Orada hızımız alan... Aynı yani yapıyı seçtik ya, 2.0 kare yapmayalım falan dedik mi? O yüzden. Ama B'yi değiştirmez. O şeyi değiştirecek. Eşarjör uzunluğunu değiştirecek. Tablodan bakıyorsun onlara. Tamam. Hocam buradaki A1 ne? Ne? Bu alfayı bulurken A1 bölü B total yazmış ya. Oradaki A1 dediği ne? Yani biz formülden buluyoruz. Onun formülünü çıkarmış kendi de. Biz direkt tablodan değer okuyup buluyoruz alfayı. Ama o sayfada... A1 bölü B'ye total. Hesaplamak istediğimiz transfer alanı. A1 hesaplamak istediğimiz transfer alanı. Islak şey alanı. Transfer, heated surface şey. Transfer alanı. Heat transfer area. Onu da sanırım tabloda veriyordu. Yok. O tabloda... sadece bir yapı için geçerli. Başka bir yapı yaptığım zaman iş değişiyor. Aha, tamam. Tabloda ama bir alan veriyor da hangi alanda? Sadece seçtiğimiz yapı için o. Mesela ben şu yapıyı seçtim diyelim. Bu yapının hacmi böyle alan böyle hacim. Ama öbür tarafta ne bileyim çok küçük bir şey yaparsa, ben şimdi toplam hacimden bahsediyorum. Buradaki şey toplam hacim. Evet, tamam. Tamam hocam. Buradaki betalar sadece seçtiğim özel yapının kendi hacmi içerisindeki şeyler. Alan böyle hacimler. Bu ise toplam hacim. Şimdi biz aynı yapıyı seçtiğimiz için alfa birimiz, alfa şeyimiz şeye yakın çıkacak. Şu betaya yakın çıkacak. Aynı yapıyı seçtiğimiz için. Tek fark şeyden gelecek. Şu pre-spacing'den gelecek. Şimdi bizde B1, B2 aynı. Burada 2 evet. B1 yaptı. B1, B1 gitti. Yani alfa bizim betanın yaklaşık yarısı çıkacak. A kadar farklı. Hatta aynısı aynen çıkacak. Aynen hocam. Yarısı. Yani yarısı. Çok şey. 2A tamam. Bir 0 nokta. Evet. Şeymiş zaten, ben yanlış anladım. Hocam. Başka bir alanı veriyormuş. Tabloda hocam, bir şey. Evet. Efendim. Hocam AFR'miz ne oluyor bizim? Ne oluyor? Anlamadım. AFR hocam. Aşağı inin biraz. Alan FR. Evet şu frontal, an. Frontal area. Bulurken. Frontal area. Hı. Bu frontal yani boş kanaldan geliyoruz ya. Yani eşarjörümüzün evet. Önden gördüğümüz alanı. Eşarjörümüz bu. Buradaki önden gördüğümüz alan. Yani kanal bağlantı kanalı alanı. Frontal evet. Area. Şu da ACD'de bunun içerisinde akışkanın kanalın içerisinde akışkanın aktığı kesit, akabildiği kesit. Cross section. Tamam. Alttan geçemiyor, üstten geçiyor. Alttan geçemiyor, üstten geçiyor. Bir yapıdan geçiyor, bir yapıdan geçemiyor. Şu
cross section area ya da free flow area, yani akışkanın aktığı kesit alanı, free flow area, AC, şu da frontal area, öndeki gördüğüm alan, ön yüzeydeki gördüğüm alan. Yaklaşık 50% şey yapıyor, daralıyor. Aynı yapıyı kullandığımız için hemen hemen 50%. %50 gibi bir şey. Buradaki sigmalarınız %50'ye çok yakın çıkması lazım. Bir tek plate... Evet hocam, 44 çıkıyor. %44. Daha da yüksek çıkıyor. %44 çıkıyor aynı hocam. Daha da yüksek çıkması lazım. %44. Belki biz acele çözdüğümüz bayağı kalın şey mi seçtik? Plate thickness'ı çok kalın seçtik. Kalın mı seçtik? Hocam zaten alfalar sabit. 2 alfada %44 çıkıyor. İyi evet. Tamam. 44 ne yapar? 88. Diğer kısmı nereye gitti? Diğer taraf nasıl daraldı? %10'luk kısmı nerede daraldı? He şeydir. Ha, şey, %10'luk da şeyden geldi pardon. Şu fin thickness falan var ya, akışkanlık kesin dolduruyor. Hı-hı. Onlar evet. %10'luk kısmı da onlarmış. Tamam. Devam ediyoruz. Buraya kadar diğer arkadaşlarda bir sıkıntısı olan var mı? Hakikaten. Alfayı 0.4 mü bulmuştu, bulmuştular hocam? Ne demiştiler az önce? Ben üzüldüm ya. Sıfır kaç buldunuz şey alfayı? Hocam alfalar 24,198. Sigma mı 0.4 dediniz? Sigma 0.44. 0.45 ben buldum. Ben sigmayı 0.9 buldum çünkü. Şey yapmamış olabilirsin. Tabloda 4RH veriyor hidrolik. Onu 4'e bölmüş. Sonra bir de 2'ye böleceğiz değil mi? Niye 2'ye böleceğiz? Yok. Çap vermiş çünkü orada. Çap mı vermiş? Orada da onu kullanıyorsun zaten. Hidrolik çap diyor da bu hidrolik radius bu. Orada da hidrolik radius. Orada da 4RH yazıyor tabloda. Tepede. Öyle mi? Tamam. Tamam. Direkt 4'e Hasan hocam. Efendim. Hocam bu Reynolds sayısındaki WA denen 193.000 sayısı nereden gelendi o? O mass flux. Debimiz W debimiz. Ha tamam hocam. W'yu kesit alana bölerek mass flux'ı bulacaksınız. G'yi bulacaksınız. Oradan da Reynolds sayısına geçeceksiniz. W mass flux. Yani mass flux değil. Mass flow rate. Mass flux G. Tamam mı? Tamam hocam. Evet, ben sizi dinliyorum. İstediğiniz zaman soru sorabilirsiniz.
Atakan, Ro'yu kaç aldın? Bir mi aldın yoksa baktın mı tabloda? Kanka direkt hacim bölü şey yaptım ya. Ne o alan 0-16 yaptım. Zaten hacmi ilk bulurken bir kabul etmiştik ya. He tamam. Şey rol olarak direkt bir aldın yani o zaman. Aynen. Masız Messi soruyor ya. Tesel de biliyor ya. Almaz. Kaç buldunuz Reynolds'u? Karşılaştıralım bir doğru mu gidiyoruz diye. Doğukan W şey mass flow şey yani kütlesel debi değil mi W? Onu da ben şey yaptım valla. Hacimsel debiyle Rho'yu çarptım. Oradan kütlesel debiye geçtim. Rho'yu da tablodan baktım. 25 derece için. Reynolds'u bulan var mı? Ben bir tanesini 10.000'li buldum ama çok mu fazla bilmiyorum. Fazla az ben de bilmiyorum abi. Ben 245 buldum. Bir daha bir hesaplayayım ben. Birimleri doğru girdin mi? Şey kim sormuştu, söylemişti Reynolds'u.
Ben demiştim de şimdi onları kontrol ediyorum. Şey 4 RH var ya, onun yanında çarpı 10 üzeri eksi 3 var. Girdim. O milimetre cinsinden. Bir de nü var. Nü'yü ne yaptın? Onu da şey yaptım. 1.78 çarpı 10 üzeri eksi 5 aldım. Ben de öyle. O zaman seninle G'miz çok farklı. G'yi ne buldun sen? G'yi 12.5 temiz hava kısmında 12.5, kirli hava kısmında 11.78. Benim G çok farklı ya. Ben yanlış yaptım herhalde. Ben de yanlış yapmış olabilirim çünkü çok hızlı gidiyorum. W'yu hesaplarken rho ile şey mi çarptı? Hacimsel debi mi çarptı? Aynen, direkt zaten 1.05 de şeyimiz, debimiz. O zaten debi demedim hocam ona. Debimiz 1.25. 0.25 kilogram bölü saniye kilosel debi. Hayır, o kilogram bölü metreküp. Ben demedim, siz hesapladınız onu. Ben dedim. 1.25 kilogram bölü metreküp havanın. Yani 3000 kilogram bölü saatte onu şeye çevirdiniz. Metreküp bölü saniyeye çevirdiniz. Tamam, 0.83 metreküp bölü saniyeydi. Oradan da kilogram bölü saniye gitmek için rho'la çarptık. Rho kaç? Rho da 1.23. İyi olabilir. Havanın atmosfer basıncı. Oradan da kilogram bölü saniye geldi zaten. Bizim rho'lar farklı. Tamam. Hocam böyle bir durumda 25 derecedekine göre mi yapsak daha temkinli olur? Yoksa soğuk havaya göre mi yapsak daha temkinli olur? Sıcağı mı? Sıcaklığınız neyse ona göre yapın. Hocam ben ortalamaya göre yaptım. 15 derece yaptım. Ortalamaya göre yapın. Daha aynen, o da mantık. Hocam biz bu şimdi VA'yı kullanırken LB bölü saat feet kare kullanmış ya. Ne kullanmış? LB bölü saat feet kare. Yanına da kilogram saniye bölü metre kare olarak yazmış. Bakayım sizinkini görüyorum. Buradan neyi diyorsun anlamadım. Hocam sayfa 326'daki aşağıdaki. Evet. Burada WA var ya hocam aşağıda. Evet, bu kütlesel debi. Kilogram saniye mi kilogram saat mi yazacağız burayı biz? Sonuçta saniye çıkacak. Şey, kesle böleceksiniz. Kilogram saniye olarak çıkacak. Saat boş ver. Siz Renault sesine geçeceksin. Saniye. Ya ben 231 bin buldum da GA'yı. O yüzden çok büyük bir şey çıktı. Bunu saat bulmuşumdur. Hocam alan... ben en son VA'yı buldum. 0.982 kilogram bölü saniye çıktı. Tamam, bunu alana böl. Kilogram bölü metrekare. Bir metrekare geçecek de bir. Yani hocam biz bu WA'yı saniye cinsinden mi yazacağız? Kilogram bölü saniye metrekare cinsinden mi yazacağız? Evet, öyle yazın, öyle yazın.
Emre AFR'yi nereden nasıl hesaplıyoruz diye sordu. Şeyden hesaplamıyor muyduk onu? Reynold'u kaç buldun Hüseyin? Ben AFR'yi yanlış hesaplamışım. Tekrar hesaplıyorum. Kaç bulmuştun? Saçma bir derdi ya. Benim 111 çıktı da. Yani bilmiyorum. Yanlış ama benimki muhtemelen. Benim AFR yanlış. Benim AFR 108 çıktı Umut. Bir dönük yarı çapı ne yaptınız? 4 şey tablodan aldık onu. 14.45 çarpı 10 üzeri eksi 3. Evet. Bendeki de aynı. 4 RH diye. Bu kinematik viskozite. 17 çarpı 10 üzeri eksi 6. Kinematik mi? Dinamik değil mi hocam? Niye o? Dinamik değil mi hocam o? Yok yok. Niye yazıyor ama? Dinamik hocam o ya. V yazmıyor. Pascal saniye. Pascal saniye mi? Oy. Niye new yazmış hocam? Tamam. Hocam new demiş o yüzden. Diye gözüküyor. Şu bölü G eşittir kinematik viskozite. Buradaki bu. Ama V Pascal cinsinden değil mi hocam? Ne? Pascal cinsinden dediniz. Evet, Pascal saniye. Hı? Tamam hocam bu yazdığınız dinamik değil mi? Ha, doğru. Dinamik oluyor hocam. Dinamik bölü rho kinematiği veriyor. Reynold'un 111 çıkması çok saçma değil mi? Dinamik dedim ben de. Kinematik dediniz hocam. Kinematik anladık hocam biz. Tamam o zaman dinamiğe Pascal olarak alacağız. İsrar da edemem. Kayıplar var. Olsaydı kinematik de, dinamikler geçerdi. Şeydeki gibi oldu. Ya futboldaki neydi o kayıt sistemi? Ne diyorlar bana? Herhangi bir itirazda gidip ona bakıyorlar ya gol mü değil mi diye. Hocam işlemi yanlış yapmışım. Tamam Reynold 11.000 çıktı. Nerede yapmışsın hatayı? Hocam 10 üzeri eksi 6 ile çarpacağım ama eksi 4 ile çarpmışım. Neyse. Güzel yorgunluktan hatta. Hocam yorgunluktan. Hocam AFR dediğimizi direkt şeyden hesaplıyoruz değil mi? Frontal area. Yani bizim direkt ön alanı yani. Özel bir şey yapmayacağız. Boş kanal kestiğimiz. Havayı getiren, eşancörü bağlayan boş kanal kestiğimiz. Frontal area. Bir de free flow area var. Eşancörü şöyle tek bir akışkan tarafından bakarsak. Akışkanın akabildiği alan herhalde. Akışkanın aktığı alan. Mesela şu anda iç kanatçık yapısı yok. Akışkan buradan akıyor, buradan akamıyor. Buradan akıyor, buradan akamıyor. Buradan yarıdan akıyor. Az olur o zaman. Yarıdan az olur, evet. Eğer hiç kanatçık kullanmasaydık, fin kullanmasaydık yarı yarıya olacaktı. Bir de kanatçıklar daralttı bunu. İşte 0.44 yarıdan az. Tamam mı? Şeyler de var hocam. Duvar kalınlıkları da var. Kanatçık ağlar onlar var. Çok fark ettirmez herhalde. Ağlar var. En çok kanatçıklardan gelecektir. Tamam. Evet sayfa kaçta şey? Sen buldun mu grafiğini? Grafiğimiz kaçtaydı? 74'te 246 mı başlıyordu? Sıfırı seçtik değil mi biz? Evet hocam 2-0. 76'daydı sanırım şey. Çapraz akış grafikleri. Evet 2-0 şu herhalde. Yok bu 21'miş. Bu ya 2-0. Ha 2-0 şu. Kaç buldun? 11.000 mi buldun? 10.000 şurada. Evet hocam 11.000 civarında. Evet. Ve Stone'dan sayısı çarpı Randall üzeri 2 bölü 3 yaklaşık 0.0. 34-35 civarında bir değerimiz var. Hep friction faktöründe 0.8'e yakın değerim var. Oradan bir değer okuyayım.
Hocam bir şey soracağım. Ben o değerleri okudum. Zaten bunlara yakın çıktı da bu haşı hesaplarken ki G'yi 19.300 almış. Yok. Yani o sayısını ne hesaplıyorsun aynı G. Onun G'sini boş ver. Reynolds sayısını ne hesaplıyorsun o. Tamam. Ya oradaki G Reynolds sayısı mı? G'dir ya. Reynolds sayısı değildir. Tamam. Ya orada G çarpı CP çarpı şey var. Stanton sayısı eşittir şey. Evet, oradaki yani onda oradaki şeyi ben oradaki G'yi hangi değer olduğunu bulamadım. Özgür ısı var. Bu özgür ısıdır. Ondan büyümüştür. Hocam bir şey soracağım. Reynold'u 10.803 buldum da bu tabloyu okurken üstteki değeri mi alacaktık, alttaki değeri mi alacaktık? Hangisiydi? Ne anlama geliyordu? Alttaki haşa giden yol, üstteki de delta P'ye giden yol. Tamam hocam. Üstteki friction faktör aşağıdaki starting sayısı. Yanında yazıyor. Evet, bu değerleri okuduk buradan. İşte okuduğumuz geldiğini. Standard number, Nusselt number divided by Reynolds number and Prandtl number demektir. Gördüğünüz gibi. Bu da eşittir. H çarpı CP çarpı mass flux. Hocam F friction okuduğumuz yer sayfa kaçtaydı? 186 civarı. Şimdi bu da H bölü GCP. GCP şuradan. Buradan standard number okumuştuk. Çarpı G. Çarpı CP. Çarparak H'ı buluyoruz. Hem de 230'lardaymış, yanlış söylemiş. Ne? Şeyi sordu da Emre, onu yanlış söylemiş. Bu grafikleri, friction faktörü okudum. Hem gitmiştik, evet. İlerledikçe berraklaşıyordur herhalde. İlk başta balık gelmişti. Evet, o karmaşıklık yok hocam şu an. Onlar da az diyor. Hocam ben taşının kasesinde kaldım ya. Hesaplayamıyorum orayı. Niye? Hocam oradaki ben bu PDF'e bakıyorum. Mesela ST standard number'ı çektim. FL'i de çektim. CP özgül ısım da var. Kaç özgül ısı? Hocam özgül ısım 1.0045 kilojül kilogram Celsius havanın 15 derecede. Kilojül. Evet. O dedin kilojül. Bunu jül yapacaksın. Doğru. Pardon. Evet. Şimdi kaç çıktı? 1000 katı fazla çıktı. Rahatladın galiba. İlk bulduğum sonucu yazmamışım da şimdi tekrardan yapıyorum. Hocam en son Reynolds'a geldim. 10.497 çıktı. Tamam. Benzeşiyorsunuz. Şeyde aynı değeri buldum sanırım. Reynolds sayısında grafiğe git. Standart sayısı çarpı Prandtl düzeyi 2 bölü 3 oku. Friction faktörünü oku. Gel. Hocam haşlarım düzeldi benim. Kaç çıktı? Temiz tarafta 535,4 çıktı. Kirli tarafta 475,1 çıktı. Çok çıkmış. Çok mu çıkmış? Hani 50'yi kabul ederim ya, 500 çok çıkmış. Standart sayın doğru mu? Oradaki o binde değerler bak bunlar. Prandtl number'ın neydi? Prandtl number'ın 0.712. Tamam. ST çarpı Prandtl'ın 2003'ü kaç buldun? O 0.034 geldi şeyden.
grafikten. Bunu şeye böldün. 0.034 geldi. Onu Prandtl üzeri 2/3'e böldün. Buldum. Oradan da ST'yi 0.04264 çıktım. Daha da küçülmesi lazım. Tamam. Şimdi onu bir daha bakayım. Yani sen şunu 0.7 üzeri 2/3'e bölüyorsun. ST'nin büyüme, oradaki şeyin büyümemesi lazım. Küçülmesi lazım. Yok, büyüyecek ya, pardon, daha küçük sayı büyüyor. Max Flux'ın da büyük değil senin. CHP'ni kaç almıştı? Özgürlüsünü? 1.0045 çarpı 0.3 yaptım. Yani 1005. Aynen. G'leri yanlış bulmuş olabilir hocam. G'lerin bir tanesi 12.5 çıktı, bir tanesi 11.78 çıktı. İkisi hemen hemen aynı olması lazım. Niye farklı? Aynı de bir geçiriyoruz. Ama hani aç abi, benim hacim hani birisinin gittiği alanla birisinin gittiği alan biraz farklı ya. Reynold'ların da 10.000 civarı çıktı. Arkadaşlarla yakın çıktı yani. Çok farklı bulsan Reynold yanlış bulurdu. Aynen. Standart, şu siz kaç okudunuz şu çarpanı? Sen okudun değer söyle bakayım bana. ST, hocam benim okuduğum değer 0.034. De doğru önce. Hocam biz de öyle yaptık. Hocam bir ST'yi tane ST'yi de 0.0405 bulduk. Aynen, arkadaşlarla yakın bulmuşuz. Bir tane sıfır fazla oldu orada yazdığında ama. ST'yi ne buldun? 0.034. ST'yi. Ha, ST 0.04264. 0.042. Şurada bir çok mu büyümüş burada? 10 kat daha mı fazla mı büyümüş? Evet. Şeydekine göre 10 kat fazla. He? Kitaptakine göre 10 kat fazla hocam. Bir daha böl ya. Brandl üzeri 2/3'e bir daha böl şunu. Tamam. Bölü 0.7 üzeri 2/3. Bunu bir daha yap bakayım. Çok hızlı büyümüş. Efendim. Ders devam ediyoruz yani. Ablalar da kaçtısın. Ablaları gösterecektim ama. Ablalar senin sesini duydular. Hepsi kaçtılar biz. Efendim. Hocam haşı da bulduk biz. Kaç? 547 çıkıyor. Bayağı yakın çıkmış bayağı hocam benimki. Yani Prandtl'ı ben tekrar hesapladım. Yani ST değeri yine yani tek sıfırlı çıkıyor. Yani 0.042 civarı çıkıyor. 0.00 olmuyor. Evet hocam, çift sıfırlı değil. Neyse. Başka bir hata yok ki, bir şey doğru. Ama 500 çok büyük çıktı. Benim aç 597 çıktı hocam. Benim 576 çıktı. Hızlarımız 7 idi, 14 metre bir saniye indi. Çıktı. 5 çok... Normal gibi yani hocam. Normal daha. Gaz için biraz fazla. Neyse kabul. Bir yerde hata olabilir yalnız. Nerede yapıldığını bilmiyorum. Neyse devam edelim. Ya hata yoksa da doğrudur. Grafikler falan okumaları doğru gibi. Gördüğüm bir hata yok gibi. Hocam grafiklerde birazcık değerleri hassas ölçemediğimiz için belki o yüzden aynen, yanlış olabilir. Yani 500 yerine 400, hani 50 yerine 500 çıkartmaz o hatanız. G'leriniz kaç? G ile de çarpıyor. Acaba G'leri mi yanlış hesap? 13.45. G'leri bir daha hesap. Cross section'ı nasıl konuştuk? Cross section'larımız neydi? 0.148 değil miydi? AC'yi olacaksın. AC'ler 0.0776 bende. Tamam, o da bende 0.066 bende de. O da yakın. Benim 0.077. Yani 0.77 değil. Aynen, benim de 1074. 3000/3600. Allah Allah. Çarpı yoğunluk. 1 nokta kaç bulmuştun sen yoğunluğu? 1.25 hocam. 1.25. 1.25 kilogram milimetre küp. Bölü alanınız.
16 metrekare. Ona yok. Bu değil lan, o değil bu. Şey hocam o 0.074 AC. 0.074. Bunun karekökü ne yapar? 0.74'ün karekökü ne yapar? 0.27. Karekökü 0.27 hocam. 0.272. Yanlış bir şey dedim. Yani free flow eriyasıdır. Tamam. Buradan ne çıktı? G'niz, mass flux'ınız. Yani ben 14.02. Aynen. 14.5. Benim de 12 falan çıktı hocam. Ha, doğru o zaman. Devam edelim. Ona göre devam ettik. Evet. Yani bu işlemlerden 571 çıkıyor yaklaşık kaç? Ben de 547 buldum hocam. Benim de 576 aşım. Olur, tamam. Hocam şeyden dolayı bir de sıcaklıklar falan CP değerleri değişiyor bazılarının. Tamam, onların tamam. Etkisi var. Tamam, şimdi gelin fin efektifliğini bulun. Ondan sonra yüzey etkinliğini bulun. Ondan sonra bizim overall heat transfer katsayımızdan K'yı hesaplayın. K'mızı hesaplayalım. Ondan sonra gücümüzü bulalım. Kaç kilovatlık enerji ben tasarruf edebiliyorum. Akışkanımın çıkı sıcaklığı nedir onu bulalım. Benim anlatmaktan en keyif duyduğum ders bu ders. Çünkü bir şey yapmıyorum. Bilgisayarın başında gene bir şey yaptım. Sınıfta olsa hiçbir şey yapmıyordum. Millet kendi yapıyordu. İlk zamanlarda bütün millet bir yadırgıyordu. Sonra onlar da alışıyorlardı. Ve sonra hoşlarına gitmeye başladı. Evet, ben duruyorum, siz yapıyorsunuz. Kanatçıklar. Sesin gitti. Hüseyin burada mısın? Evet. Bu STPR tablo sayfa kaçtaydı? Onu ben yine kaybettim. 235 tamam. Ya bir de şey var, bak bu işleri böyle yazılım yapacaksanız o grafiklerin tablo değerleri var kitabınızda. O tablo değerlerine eğri uydurup bunların yazılımı yazabilirsiniz. Piyasadaki bu yazılımı, bu işi yapan yazılımlar var. Acayip de pahalıya satıyorlar. Bunları hocam yerli var mı? Yok. Ben görmedim. Yapıp satalım o zaman. Ne var bunlar yazdık? Birkaç ay yazarız. Hiçbir şey yok. İkinci dönem ime yapmak isteyen var mı aranızda be? Ortalık düzelirse. Var hocam. Var hocam, olmaz. Var hocam, dolu. Var hocam, olmaz mı? Yer buldunuz mu da yer? Bizde pek hiç girişimde bulunmadı bizim bölüm. Yer bulursanız yer ayarlamaya çalışın. Yer bulursanız giderseniz. Hocam büyüklüğü çok önemli mi gideceğimiz yerin? Nasıl bir işletme oldu? Bir protokol yapmamız lazım. Bir de şey olması lazım. Hocam ben onu sordum. Makine mertemiz lazım senin orada. Senden sorumluyum. Makine mertemiz olmaz olmaz. Hocam o şey yani bir yer var gibi benim de. Çok yani, büyük bir yer değil sadece. Bir yer var gibi de sadece çok büyük bir yer değil. Kocaeli'de. Ya büyük küçük olmasından değil. Bir firma olacak, bir de makine mühendisi olacak. Onlar ya, var hocam. Uzatanlar yapamıyor değil mi? Protokolü yapacağız. Alttan dersinizin olmaması gerekiyor. Hocam o yani kesinleşti mi imenin yapılacağı? Çünkü ben Asım Hoca'ya sormuştum. Hala bir belirli yani. Şeye bağlı ki yok derse ki gidebilir öğrenciler, gidebilirsiniz. Tamamen dekanlığa bağlı demişti. Çünkü bir bölüm sanırım yapıyormuş şu an. Dekanlığa bağlı. Dekanlığa büyük söyleyecek sonuçta. Okullar açılırsa hani karantinadan çıkma ihtimaliniz varsa okullar açılırsa o da olur. Okullar açılmazsa olmaz herhalde. Hocam okullar açılmazsa da olur, olabilir demişti işte. Olabilir. Çünkü bir bölüm şu an yapıyormuş mesela. Elektronik mühendisi bölümü yapıyor. Bu birinci dönem elektronikçiler birinci dönem onlar yapıyorlar. Olabilir. Yani firma kabul ederse çünkü onlar da uzaktan çalışma falan var. Şu var. Firma kabul ederse oluyor.
Yani kendiniz yer verin o zaman bu sene. Yani yapma ihtimaliniz varsa. O hazırlıklarınızı yaparsanız biz de hadi tamam yapıyoruz dersek gideceğiniz yer olsun. Ayarlamayacak mı bu sene? Efendim? Kendisi çalışacak yer bulamayan öğrencileri okul hani emir programı dolayısıyla sesin, fabrika... Sen konuşuyorsan sesin yavaş geliyor. Kim konuşuyor? Can Çakmak. Efendim? Hocam normalde emir programında yer bulamayan öğrencilere okul kendisi yer ayarlıyordu ya fabrikada. Bu sene sadece kendi yerini bulabilen öğrenciler mi yapacak yani yaparsa da öyle yok mi? Yok, şimdi eskiden bu işleri biz yapıyorduk. Okul yapıyordu. Okul firmalara yazıyordu öğrenci istiyor musunuz diye. Firmalar da bize geri dönüş yapıyordu. Ben şu kadar öğrenci istiyorum diye. Bu sene biz bu işlemleri yapmadık. Yani bu kontajan istemedik biz şeylerden, firmalardan. Yani o konuda yani ne yapacağımız da belli olmadığı için istemedik. İsteyen bölümler vardır bilmiyorum. Bizim bölümdekiler istemediler herhalde. Hocam. Bundan dolayı eğer siz kendi yer bulursanız ya da hocalarınız size işte bir yer ayarlarsa oraya gidip yapabilirsiniz. Firmalar da kabul ederse. Hocam bu emin içindeki değerler neydi ya? Neyin içindeki değerler? Karakök'ün içindeki değerler ne? 320'de var Atakan. Yok bir saniye özür dilerim. Başlaydı. 320'de var. Baş çarpı L çarpı K şey bölü K bir de et kalınlığı vardı herhalde. 227 mi? Kaç dedin şey? 320'de M'i 2H bölü K delta diye göstermiş. Delta da tik fin tik mi sen? Onu tablodan alıyoruz herhalde. Yok gebek onun fitnesini bize veriyor. Onu seçme şansımız yok. Onu değiştirme şansımız yok. Sadece malzemesini belirleyebiliriz. Hocam fin kalınlığımızı alırken hangi kalınlığı alacağız? Şimdi sayfa 187'de. Şimdi orada bir 0.535 var, bir de 0.400 inç var. Sayfa kaçta? Sayfa hocam 187. 187. Hangi kalınlığı soruyor sen? T'sini soruyorum. Fin et kalınlığı. Tabloda var. Fin tıklısı yazıyor açık açık. Demin tabloya bakmıştık ya, bunların özelliklerini veren tablo vardı ya. Kaçı sayfadaydı o? 146 mıydı? Değil. 0.813 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre. Allah Allah. Sayfa 176 hocam. 176 mı? Evet, burada 2 sıfırı seçtik. Fin thickness şu. 0.8 milimetre. Hocam K'sını kaç alacağız burada? Bu seç malzemeyi neden yapacaksın? 20 almış soruda. Yok, sen hangi şart diye hangi malzemeden yapıyorsun? Şeyi ne aldım? Isı değişikliği yapıyorsan ben de şey yap yani. Yapıyorsan alüminyum al. Alüminyum yaptır. Ya da bakır yap. Yani şey alma. Çelik alma. O gaz türbinin olduğu için bilmem ne olduğu için siz artık bulamayacaklar bir şey değil. Yüksek. Alüminyum yap. Alüminyum al. Üst basıncın yüksek değil. Plate'in de alüminyum olabilir. Finlerin de alüminyum olabilir. Hocam M270 çıktı benim. Tamam. Çarpı L. O da 104 M'lerde. L'de kınarçık boyunda plate spacing bölü 2. Hani yaklaşık yarı yarıya şeyimiz var ya. Öyle alabilirsiniz. Tamam. L'yi ne alabiliriz? Plate spacing divided by 2. Plate spacing'in yarısı. 9.5 alabilirsin yani. Tamam. Yani yaşan kanatçığımızın yarısı yukarıda, yarısı aşağıda bağlıyor şöyle. Bir kısım enerji böyle geliyor, bir kısım enerji böyle geliyor kanatçığa. Hani şu uzunluk tam değildir de yaklaşık şuradaki B bölü 2 olarak alabilirsiniz kanat uzunluğu. Öyle oldu kitabımızda. Ben yanlış aldım o zaman. Bir saniye.
plastik bezinizde 19 milimetreydi. 19.05'ti. Oradan yarısına inin. Sabahki derste söyledim, olmayanlar olabilir. Gördüğünüz resim bizim dedelerimizin yaptığı yalıtımlı bir duvar resmi. Yıkılmakta olan bir binanın duvarından çektim. O gözle fotoğrafı bakın inceleyin, ne yapmışlar. Arada hava boşluğu bırakmışlar ısı yalıtımı için, ses yalıtımı için. Binaları yapmışlar, binaları bize bırakmışlar ama buradaki akılları bize bırakmışlar. Hocam. Verimi de buldum ben ama verim biraz fazla çıktı gibi geldi bana. Yüksek çıkar, yüksek çıkar. %98.4. Doğrudur. Yüksek çıkar. Burada şimdi surface effective ısı bu. Hocam burada AF dediği, AF bölü A dediği AF'in eriye bir toplam alanı değil mi? Evet. Afin area divided by total area. Afin area bölü total zaten area. Zaten kendisi vermiş tabloda. Evet evet o da var. Ben bu diğerlerine göre kolay çünkü geometrik ölçüden hemen hemen hepsi verilmiş durumda. Sizin sadece oradaki değerleri alıp kullanacaksınız. Her şey dolapta var. Yani yemeği komple kendiniz pişireceksiniz. Soğanınız pişmiş, her şeyiniz pişmiş, alıp karıştıracaksınız o kadar. Soğanı soy, kavur, sıkıntısı yok sizde. Hocam fin effectiveness neden bu kadar yüksek çıkıyor? Kanatımız çok kısa. Kaç milimetre uzunluğu var? 9 milimetre uzunluğu var. 9,5 hocam yaklaşık. 9,5. Bütün yüzey sıcaklığı hemen hemen aynı. %97.4 çıktı bende de. Evet ideal şeye yakın. Maksimum hocam, şeye yakın. Şey de surface effectiveliği de %99.031 çıkıyor. Çünkü bunda da A fin böyle A total eriyamız çok yüksek. Kaç oran? Evet 0.66. 0.60. 0.606. Çok yüksek değilmiş aslında ama gene iyi. Şeyimiz çok yüksek olduğu için. Verimimiz çok yüksek hocam. Kanat fin 1'e yakın olduğu için şu terim 0.6 yaklaşık. Hocam evet. Projede falan ben hiç yüzde böyle 85'in üstünü falan %80-85'in üstünü görememiştim hesap yaparken. Ama şimdi kompakt şeylerimiz ya bizim. Aynen. Hatta bu çok kompakt olmayan tip. Biraz daha kompaktları daha yüksek. %98.2 çıktı benim de surface. Surface'iniz %80 ama bu da %85 olmuş kitapta da. Evet geldik buradan. İstiyorsanız iletim direncini de ekleyebilirsiniz. Yani gerek yok. Yok direnci kadar hazır zaten. Alüminyum yaptığımızı düşünürsek de. Buradan bana İç yüzey alanına ya da dış yüzey alanına göre şunu aldık diyelim. Dış yok tabii burada pardon. Bir taraftan kirli hava geçecek. Bir gaz geçecek. Bir taraftan da temiz şey geçecek. Clean air geçecek. Bir taraftan da flu şey geçecek. Egzoz gaz geçecek diyelim. Egzoz air diyelim buraya. Egzoz air. Attığımız hava. Bir de buraya fresh air diyelim. Fresh air gelecek, egzoz air gidecek. Şimdi ne yapıyoruz? Biz buradaki taşınım direnci, buradaki iletim direnci, buradaki taşınım direnci diye yazmıştık kağımızı. Şimdi işin içine bir de şeyler girdi. Kanatik verimlere girdi.
Matematik bölümünde K'mız ya da O'muz 1 bölü neydi? Mü egzoz tarafındaki yüzey etkinliğimiz çarpı H egzoz tarafı çarpı egzoz tarafındaki A'mız çarpı R conduction iletim direncimiz orada delta x bölü K olacaktı. Neyse bölü mü diğer taraftaki şeyimiz fresh air tarafındaki etkinliğimiz HF çarpı bu diyelim. Şimdi bunu bir alana göre şey yapalım. Ya hesaplayalım bunu. Sol temiz ya da kirli alana göre. Hangine göre yapacaksınız? Egzoz havası ya da şeye göre. Hadi diyelim ki egzoz havasına göre yapalım. AE ile çarpıp AE'ye bölelim. Dolayısıyla E çarpı AE diyelim. Artık burası KE oldu. Şurası KE eşittir. Ne olacaktır? 1 bölü. Egzoz taraftaki verim çarpı egzoz taraftaki staşın pas sayısı artı A egzoz area divided by cat. Ki bunlar aynı birbirine yakın. Aynı yapıyı seçtik. Fresh air bölü fresh air tarafı çarpı H fresh air tarafından biz K diyoruz. Kitabımızdaki U demiş. Kapital U demiş. Onları ne yapıyoruz? Hesaplıyoruz. Evet hesapladık. Hadi bitirelim şunu be. Hocam biz D'yi yanlış hesaplamışız galiba. Şimdi tekrar hesapladık. Verim %44 çıktı. Neyi yanlış evet hocam. Bende de %43.3 çıktı veriç. Verim dediğinizde kanatçık verim mi? Evet. Yok ya. Düşük %44 olmaz ya. Nereden geldiniz? M'i mi yanlış hesaplamışsınız? Yok hocam. M doğru da. L B bölü 2 diyor hocam. Evet. B'miz 19 nokta küsürlattı milimetre. M'i bulun. M nasıl? M'imiz 232,167 metre üzeri eksi 1. H L bölü K neydi? Delta C miydi? Delta X miydi? Delta T miydi? 2 H bölü K delta. Ne denir buna? Delta. 2 H nereden geldi? 2 H yoktu orada. Hocam şey ısı değiştiricileri kitabından bakıyorum ben. Öyle vermiş hocam. Isı ve kitle transferinden. Bizim ders kitabına bakalım. Hocam onda da aynı zaten birkaç tane formül var. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. 2H bölü KT olarak vermiş hocam Emin burada. Evet. Aha. Bunda da 2H bölü KT vermiş. Okey tamam. İşte T yerine farklı bir şey yazmış. Tamam. B buradaki şey yalnız ama. Plate thickness bizim B'miz değil bu B. Isı değişkenli kitabındaki B buradaki B değil. Şu anda aynı şehir yapıyoruz. Başka bir şehir şey yapıyoruz. Ben bu şehri değiştireyim. Şimdi ısı değişkeni Gencer'in kitabında şuna göre gideceğiz. Buradaki M'i hesaplıyorsunuz. 2H bölü B, L. Buradaki B hangisi hocam? Neyi mi kastediyor B diye? Thickness. Şuradaki B. Fin thickness. Onu biz tablodan okumuyor muyuz? Kendi yok. Fin thickness. Evet tablodan okuyoruz. Tamam. 2H bölü. M hesaplayayım bir. 2H bölü BK'dan. Buradan bulalım. Tamam. Şuradaki ben %60 buldum da. B dediği ne hocam? %60 da küçük ya. B fin thickness'ınız. Bu grafikte şu anda gördüğünüz sunudaki B'niz fin thickness'ınız. Ben onu paylaştım mı sizle? Paylaştım hocam grafiği. Yok genceliği görüyoruz şu an. Şu anda genceliği mi görüyorsunuz? Evet. Fin thickness falan var. B'ler var. Ben niye görünüyor? Aynı hocam. Ben şeylere bakmışım. Evet tamam doğru. Hocam E'miz aynı. M aynı çıktı. Birebir aynı çıktı. Buradaki B fin thickness. Evet. K iletim kasesi. Malzeme ne aldınız? Hocam ben K'yı 25 aldım. Standart hep 25 kullanmak kesinlikle. Alüminyum ne çelik oluyor ya?
Alüminyum için yapın bunu. Alüminyumun kalsını şey, bulmak. 200 al. Yukarılarda durun. Kaç alayım hocam? Al 200 al. Büyük al. 200 al. Tamam. 200 alayım. 150-200 vardır. Yani şeyde ala şimdi safhosa da hocam alayım. Yeni emimiz 82. Çarpı L. Buradaki L spacing'imiz. Bölü 2. Çarpı 9 tam kişi. B bölü 2 yani. O da 9,525 milimetre yapıyor. Çarptık. O metre, onların hepsi metrede olacak ha. Tamam işte 10 üzeri eksi 3 de. Hocam ben burayı yanlış almışım biraz önce. 10 üzeri eksi 4 almışım. O yüzden çok büyük geldi. M çarpı L ne geldi? Hemen hesaplayayım. 82. 0,78 mi? 0,78 geldi evet. 1 şurada, 0,8 burada. Çıktık yukarılarda. Şuralarda bir yerlerde. 0,85 falan. Hocam bir daha hesaplayayım hemen. Hiperbolik. %84 civarı çıktı verim hocam. %83.61. %80'di. Hemen hemen aynı sayılır. Git buradan yukarı. İşte 0.8'den biraz yukarı. 0.82 falan. İşte alın öyle bir şey. Değer alın. %40'dan düşük o değerler. Tamam. Hocam buradaki şeyi bu AF bölü A oranını da tablodan alıyoruz değil mi? Evet o da tablodan. Fin area bölü total şey. Tamam. Total area. %90 çıktı bende. Tamam. Ne bu? Surface effectiveness mi? Surface %90 çıkıyor hocam. Tamam iyi. Oradan şeyi bulun demek gibi. Şimdi O'yu bulun. Veya K'yı. O bu heat transfer coefficient'ı bulun. Kaç buldunuz? Ben 247 buldum. Neyi 247 buldun? U'yu. 273 buldum hocam ben de. Tamam. Şimdi C'mini bulun. İkisi de aynı olacak herhalde. Aynı hocam. Yani ben değiştirmedim. Aynı aldım. Birini C'mini alın. 1007 civarıydı CP'de. Capacity rate buradan bir çıkmayacak mı ya? Aynı gidiyoruz çünkü. Aynen. Hocam böyle durumda ne yapıyorduk? Özel bir şey vardı ama Delta TM'deydi o galiba. Burada özel bir durum yok. Ya aslında aynı olmayacak. Bizim şeyi işte aynen, giren aynı hava çıkan hava bütün derlere farklı almamız lazım da. Yine de yakın çıkar ya. Muhtemelen evet. Dışarısı 0 derece desen 106, 25 derece içeri desen
Ay 1006 ya 1007. Bir oynuyor. GP'ler. Neredeyse aynı. Cem'in Mürül C Max 05'e yakın çıkacak. Sizin aynı sonucu. 1'e yakın çıkacak pardon. Evet. Bir, hocam hatta direkt 1 çıkıyor yani. Şu anda benim hesapta. Aynı de bir tuttuk ya. Aldığımız kadar şey yaptık. Evet. KA bölü Cem'inden Epsilon'u hesaplayayım. K çarpı A'yı hesapladım şu anda. Aynı seçtiğiniz yer için tabii. A'nız belli. İstansör yüzeyden daha önce hesaplamıştınız. Bunu K ile çarptım. Hangi tarafı tutulabilirsiniz? İki taraf da aynı gerçi. Buldunuz mu Epsilon'u?
Epsilon'u bulan var mı? Duyuyor musunuz beni? Duyuyorum. Epsilon çıktı mı? Q-Max hesapladınız mı? Hocam Epsilon'da ısı transfer alanını nerede hesaplamıştık daha önce? AC miydi? Alfalardan buldum onu. AC cross section area, free flow area. Tamam. Yukarıda alfa şey değil, tamam hatırladım. Volümle alfayı çarpıyorduk. Hı. Oradan buldun diye. Volümüm neydi? Effectiveness %60 civarı çıkıyor hocam bende. Olabilir. Daha tam %60 gibi. Evet, Qmax'ı bulun. Qmax neydi? Effectiveness Q bölü Qmax'tı. Cem'in çarpı akışkanlarının giriş sıcaklıkları. Cem'ini bulmuştunuz. Evet. 1007 çarpı 25 eksi 3 ne yapar? 6 yapar. 28 mi yapıyor? 1007 çarpı 28. 28. Kaç yapıyor? 28.196 yapıyor. 28 kilowatt. Baksın attığımız enerji bu kadar. Bunun %60'ı ne yapar? Çarpayım hemen. 17. 17 kilowatt. 17 kilowatt enerji kazanıyorsunuz. İyi, kötü değil. Evet, şimdi şeyi bulun bana. Gücü biliyoruz. Eksi 3 ile girdik. Kaç dereceyle çıkacağım? İçeri üfledim, havanın sıcaklığı nedir? Onu bul. 25 ile atacaktım. Şimdi 25'te değil de kaç dereceyle atıyorum içeri havayı, onları bul. İçeri üfleyeceğim sıcak, havanın sıcaklığını bul bana. Eğer bunu koymasaydım camı açacaktım, dışarıdan eksi 3 derecelik hava içeri dolacaktı. Şimdi bunu yaptım, oradaki enerjiyi şey yaptım, tasarruf ettim. Formül bu kitapta yok mu hocam? Diğer kitaptan bak. Q'yu buldun ya be. 160'ı aldın. MCP. MCP'den de olur aynı. Özür dilerim. Şuradan bakacaksın. Q'yu biliyorsun. 14 kW küsur hesapladın. T
T1 eksi T2'den çıkış sıcaklığı hesaplayacaksın. Delta T'yi bul. Q'dan delta T'yi bul. Ondan sonra diğerlerini ekle çıkarttım. Eksi 3'e ekle. Üfleme sıcaklığını bul. 25'ten çıkart şeyi bul. İkisi aynı güç olduğu için. C'lerin de aynı. Hocam o effectiveness formülünden de olur ama değil mi? Kitapta vardı ya. Öyle bulduk ya effectiveness formülünden bulduk ya. Q bölü Q max'ı. Yok bir de şey de var. Buradan geliyor. O da buradan geliyor. Ha tamam. Evet, iyi, gayet güzel 14 kilo attık. Yani böyle bir uygulamada sakın ha sakın siz dışarıya direkt havalandırmayın. Uzun yıllar böyle yerlerde hiçbir geri kazanım cihazı kullanılmadan bu enerjiler dışarıya atıldı. Hele devlet dairelerinde hiç gözünün yaşına bakmadan atılan bu enerjileri. Sakın ne olur bunu koymadan bir proje yapmayın. Hocam bizim okulda var mı? Bizim okulda havalandırma sistemi olmadığı için, mekanik havalandırma sistemi olmadığı için yok. Tüh. Sonradan koyulamıyor mu sisteme? Çok mu maliyetli oluyor? Şimdi mimari projeyi düşünmen lazım. Bunu hava kanalları, Manakuk hava kanalları beraber düşünmen lazım. Daha sonra da yapılan projelerde bu şey oluyor, sırıtıyor. Kanalları şimdi sana asma kalkmaşından ayrılmadığı için zor bir şey. Gel abilere göstereyim. Gel seni gel. Abla kaçtı abilere göçer mi? Tamam gel. Buldum herkes. Sıcaklık farkını buldunuz mu? Kaç derece hava çekmiş yani? Kütlesel de bir unuttum ona bakıyorum. Ben bulamadım hocam. Niye? Koptum hocam dersen. Kayıtları bir daha dinleyeceğim. Kim anladı bunu tam? Gerçi hocam ben buraya gelene kadar tam anladım da geri kalan ya şey yaptık ya hocam. Bütün gruba gönderin diyeceğim. Onlar da ezber edecek. Herkes kendine anladı. Hocam ben de kayıtları dinleyeceğim. Yaptığım şey çok fazla karışık bir şey yok. Başlarında anladık hocam. Adlar kapanmaya başladı. Başında bu kapa yapın. Hüseyin CHP'si ne bunun? İleride işinize yarar. CHP 1007 aldım ben. 1005 falandır havanın şeysi. 1004-1005'tir havanın şeysi. Soğuk 1006 ile 1007 arası. Hocam Hüseyin'in bulduklarına göre sıcaklık farkı 16 virgül bir şey çıkıyor. Yani eksi 3 dereceyle aldığımız zaman 13 dereceyle falan atıyoruz. 25 dereceyle. 13 dereceyle içeri üfleyeceğiz. İyi falan. Biraz bir bundan sonraki dersimizde de şimdi o şeyi yapacağız. Onu yapalım. Şimdi burada 13 derece çıkarttık. Salon var diyelim. Böyle salon koyduk. İşte burada bu düzeneyi kurduk. Şuraya ısı küpünü koyduk. Hocam 12 derece çıkıyor. Isı küpünü koyduk. Şimdi soğuk havayı aldık. İçeri göndereceğiz. Şimdi 12 derece havayı adamlara gönderemeyiz. İyi olmaz. Yani gönderdiğimiz havanın sıcaklığı, içerideki havanın sıcaklığı 5-6 derece maksimum fark olması lazım. Şimdi içerideki havanın sıcaklığı işte 25 derece ise 20 derece falan çıkarttığımızı düşünelim. Bunu yapabilmek için de şuraya bir tane şey koyacağız. Fan koyacağız. Yani sıcak suyu getireceğiz. Buradan ama araba radyatörü gibi karanlıkçıklı bir tüp, fini tüplü bir ısı değişkeci yerleştirip buradan bu havayı 16 derecelik havayı işte 15-20 dereceye yakın ısıtarak içeri göndereceğiz. Gelecek haftada bunu koyacağız buraya, tamam mı? Bütün herkes bu soruyu çözsün komple baştan aşağı. Tamam, gelecek hafta da sisteme bu fini tüpü koyacağız. Sıcak su sistemi koyacağız. Hı-hı. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Hatta ona da gerek kalmayabilir ileride. Siz buradaki etkinliği biraz daha arttırabilirsiniz. Burada bir tane koyduk. Bunun peşine bir tane daha koyabilirsiniz. Uygulamada böyle vardır. Buraya bir tane daha koyabilirsiniz. Böyle peş peşe. Akışkanınız geldi, gitti, gitti. İki tane ısı küpünü böyle karşı karşıya koyarak kalemin yazması durdu. Bunu böyle karşı takımlıymış gibi çalıştırmaya zorlarsam sistemimizin genel etkinliği artar. Bunlardan peş peşe 2-3 tane koyarak
Birisi sıcak, yani zıt akışlı bizim en yüksek verimli ya. Benim de en iyisi zıt akışlıydı. Bir nevi zıt akışlı ısı değişkecine doğru ne yaparız biz? Kayarız. Tamam. Evet, bu kadar yeter. Gelecek hafta şundan devam edeceğiz. Şu pelit, yani sıcak suyla buraya bir eşarjör daha koyacağız. Sonra buraya sıcağız. Gelecek haftaya mutlaka şey yapmanız lazım. Bunu yapın, onun üzerine devam edeceğiz. Değerler falan yanınızda olsun. Onun üzerine bir de sıcak suyu şey koyacağız buraya. Tesisattan 90 derece su alacağız. Üstü de geçkeşinden geçireceğiz. Bir de orada ısıtacağız biz bunu. Evet, kapatıyorum sorunuz yoksa. Hocam benim var. Hocam benim ismim Uzem'de Selim Mutlu diye geçiyor. Şeyde ÖBS'de Muhammed Selim Mutlu diye geçiyor da her derste katıldım. Vize notum yanlış girme ihtimaliniz var mı? Kaç ki vize notum? 67 girmişsiniz hocam. Ödevleri, raporları gönderdin mi? Hepsini gönderdim. Hepsine puan vermişsiniz tam. Yani 20-20-23'e de. Ve derslerde katılımlarınız var. Onlara da baktım. Aynen. Onları da Excel dosyasına girmişsiniz. Yani 3 sefer bir Excel eskisinde bir tane, yenisinde 2 tane 20 puan almıştım da. Bakayım. Şu eski dosyaya bakayım ya. Nasıl bir eski geçtiğini neredeydi? Orada karışık bir hesap yaptım. Nasıl değiştiricileri? Çizgilerim var. Muhammed Selim Mutlu olabilir hocam. Başka Selim Mutlu var mı bizde? Yok. Ya ben numara sisteme numaraları okutturuyorum. Dolayısıyla bir karışıklık olmaması lazım. Selim Mutlu şu anda ne gözüküyor? Altmış yedi gözüküyor. Bir dakika dur, kayma var galiba. Olabilir seninkinde hata. Hocam. Efendim. Final için ödev olarak mı yapacaksınız yoksa bir final sınavı yapmayı düşünüyor musunuz? Sınav yapacağım. Sınavı nasıl yapacağım bunu? Hocam sen şey mi olacak peki? Hani çekip yükleyecek miyiz yoksa ne bileyim test mi olacak, metin girişli mi olacak? Okuması çok kolay, test yapacağım. Olma zaman ne bileyim olsun. İşte. Efendim hocam ne dediniz duymadım. Test yapacağım, test. Tamam hocam. Muhammed Selim Mutlu, sen aralardan benden kaç puan almışsın? Bir 20 puan almışsın, bir 20 puan. Bir de aralarda aldığın ders için notlarda bir de 20 puan almışsın. Bir de 10 puan, 70 puan aralarda biriktirmişsin. Ondan sonra Allah Allah. Hocam Uzem'de ismim Selim Mutlu ya. Acaba oradan ödevler başka bir şey var mı? İşte. Ben senin notuna bir bakayım Muhammed. Yaklaşmış olabilir senin notun. Tamam hocam. Muhammed Selim Mutlu. Nerede bu? Muhammed Selim Mutlu. Yok gibi bir şey var. Gel bir bakayım bana. Tamam. Şimdi kafam var. İşte bir ekrana bakmak istemiyorum. Akşam bakarım. Tamam hocam. Evet, hadi kapatırız. Hadi görüşmek üzere. Kapatıyorum. Görüşürüz hocam. Akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam. Görüşürüz haftaya.